bilmiyorsun. Gelinlere çok yaklaşmayacak. Ben kayınvalidemin evine gittim. Ya bir de ne göreyim ya? Geldiğimde karşılaştığım şeye bakın. Gerçekten kilitlemiş. Yeşim! Sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir gelinsin? Özel yerlerimi sana göstereyim. Tost makinesinin ne özeli var senin aranda? Gidiyorum günlüğümü alıyorum. Kavanozun içine para koyuyorum, onu buluyorum. Senin benden derdin yok. Bak beni kışkırtıyorsun, o evine bir daha girmem. Şu kirli ellerini lütfen üstümden çek. Çok özlediniz. Biz de sizi çok özledik. Kanal D ekranlarına en sevdiğiniz program Gelinim Mutfakta'ya hoş geldiniz. Nasıl bir cumaydı? Nasıl? Hala şokundasınız biliyorum. Biz de öyle. Gerçekten inanılmaz bir hafta geçirdik. Şimdi daha inanılmaz bir haftaya hazırsanız arkanıza yaslanın, çayınızı kahvenizi alın. Öyle güzel bir gelin davet edeceğim ki inanamayacaksınız. Gerçekten öyle. Eğer siz de burada bizimle olmak isterseniz www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 3707. Hazır mısınız yeni rakiplerinizi tanımaya? Hazırız. 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 O zaman ver Yiğit'ciğim, sizi şok edeceğim. Gelinimiz Sonay Mozal, ben niye buraya geçtiysem hemen hazırlandım. Tazecik bir anne, biliyor musunuz? 18 günlük bir bebeği var. Losa! Bebeği yanında. Dünya tatlısı. Kayınvalidemiz, ay galiba o da çok, yani gelin mi tatlı, o mu daha tatlı, siz karar verin. Gelinimiz Sonay Mozal İzmirli, yani çok güzel. Kayınvalidemiz Aynur Ayhan Mozal Denizlili. Hazırsanız alkışlarla. Gel şekerim. Ben seni yerim. Teşekkürler. Kız kayınvaliden ne beklemiyorsun Sonay? Önden beni yolladı. Gel aşkım yanına. Önden beni yolladı. Senin yanına gelmek istemiyor, haberin olsun. Bilemiyorum Aynur artık. Aynur ablam geç gelin yanına. Gelinlere çok yaklaşmayacak. Diyorsun. Evet. Sen 70 yaşındasın, evet, değil mi? 70 yaşında bir tecrübe konuşuyor. Evet. Ne dedi? Gelinlere çok yaklaşmayacaksınız. Nedenlerini öğreneceğim senden. Tabii, uzak duracaksın. Şekerim. 50 yıllık evli misin? Evet. 50. Evet. 50. Evet. Bravo. Aman, millet bir yıl evli kalamıyor. Ah, kurban oldum. Evet. Tek tek anlat bize, biz nerede hata yapıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aşkım, 18 günlük bebeğin var. Evet. Nasıl yani? Hamileydim zaten, çok izliyordum programı, yarışmanızı. Başvurmuştun. O zaman bekledim doğurmak için. Artık doğurdum, dedim gelebilirim, başvurdum hemen. Artık buradakilerin gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ay, nasılsa evet. Aysun bu hafta bir puanla sanırım gitmekten kurtuldu. Evet. Öncelikle Aysun'u yollayarak. İddialı geldik. Bir sarışın yeter bize, değil mi? Evet, bir tane ben yeterim bence. Bir mutfağa bir sarışın yeter. Yeter.
O da ben. Şey, o da ben. Artık ben. Kim olduğuna puanlar karar verecek. Resimlerinle geldin. Herkes evet. yerleşiyor artık. O beni etkilemiyor. Önemli olan cuma günü durmanız burada. Hayli alkışlarla Aa, biliyor musunuz? Yerleş, yerleş Aynur'cum. Kızlar, Aynur'cum. Ayağınızın tozuyla şöyle bir gezintiye çıkalım mı? Çalalım. Aysun kız, bu surat ne? Yo, ben şey odaklandım şimdi. Hedefe kilitlendim. Evet, galiba. Bir puanla elenme endişe suratı mı o? Ya onun üstünden hafta sonu geçti. Ben iyiyim, bomba gibi. Tamam, iyiyiz. Maşallah, bir taneciğim. Kızlar, haydi uçağa bindik, kemerlerimizi bağladık. Hazırsanız sizi Kastamonu'ya götürüyorum. Kastamonu'ya selam olsun. Kayınvalidelerim, Aynur'cum tut örtün ucundan. Tutayım. 3, 2, 1, kaldırın örtüleri. Usulü banduma. Banduma. Siz bilmiyorsunuz muhtemelen. Ben biliyorum. Efsane bir yemek. Yapar 6 mı? Adet yufka, 800 gram kemikli tavuk eti, 2 adet havuç, 1 adet kuru soğan, 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz. Üzeri için 1 çay bardağı ceviz. Sos için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı çiçek yağı, 1 yemek kaşığı pul biber, bolca sevgi, bolca şans. Haydi bakalım, güzel bir hafta olsun hepiniz için. Kayınvalidelerim, öpüşün, sarılın. Nasıl bir enerji veriyorsanız gelinlerinize. Niye? Aynur'cum öp gelini, şap şup öp. Niye ya? Niyesi mi var? Ay Beyhan'cığım, pabucun dama mı atıldı ne? Ey Allah. Aynur'cum ben seni. Ay bir sarılayım ben sana. Teşekkür bak, ederim. Bak. Ay çok sevdim seni. Teşekkür ederim. Koş, koş yetiş onlara. Tamam. Yetiş, yetiş, koş, koş, koş. Tamam, tamam, tamam. Nereye yetişeceğiz? Ah, kurban oldum. Ben kayınvalidemin evine gittim. Ya bir de ne göreyim ya? Geldiğimde karşılaştığım şeye bakın. Gerçekten kilitlemiş. Yeşim! Sen nasıl bir insansın? Aa! Sen nasıl bir gelinsin? Özel yerlerimi sana göstereyim. Tost makinesinin ne özeli var senin aranda? Gidiyorum günlüğümü alıyorum. Kavanozun içine para koyuyorum, onu buluyorum. Senin benden derdin mi? Bak beni kışkırtıyorsun, o evine bir daha girmem. Şu kirlerlerini lütfen üstümden çek. Süreniz 40 dakika. Hazırsanız 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Yeni bir haftaya başladık arkadaşlar. Evet. Hoş geldiniz Aynur Hanım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür evet. ederim. Evet, hoş geldiniz. Ben ilk önce Nurten Hanım'a söyleyeceğim. Niye böyle karalar bağladınız siz? Yo, niye karalar bağlayayım? Böyle... Gayet de iyiyim Allah'ıma bir şükür. İyi niye mi? Bağlayayım? İyi olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Direkten döndü ya. Yok, asla. Burası bir yarışma. Yeri geliyor, direkten siz potada... döndü. Ya bir, iki hafta önce de siz potadaydınız, hatırlatırım Beyhan Hanımcığım. Yarın sizin, yani haftaya sizin potaya kalmayacağınızın garantisi yok. Burası bir yarışma. Kızlar, bilezikleri de aldınız. Sizden mutlusu yoktur şimdi. Havanızdan da hiç geçilmez. Aynen öyle. Ama şunu söylemeliyim ki ben sizden bu hareketi beklemezdim. Ne hareketi? Nasıl yani 30 saniye der demez nasıl atladınız hemen? 3 ben, 3 sen, 3... İşte biz yani... o kadar gözü tok
tokuz ki. Döndü yani hiç mu? Hiç önemli değil. 3 o almış, 5 ben almışız. Zaten Yeşimcim tebrik ediyorum seni de. Yeşimcim derken? Evet Yeşimcim tebrik ediyorum seni de. Sen biliyorsun zaten ben de daha öncelerinden evet. Böyle bir paylaşım yapmıştım. Sen de çok güzel düşünmüşsün. Bileziklerini paylaşacaksın. Bu bilezikleri sizden 4'e 3 aranızda anlaşıp bölüşmenizi istiyorum. Kararınızı duyayım. 3, 4. Evet, kararınızı verdiniz süre dolmadan. Ben SMA hastası bir çocuğa yardımcı olmak istiyorum. Elimden. Bugün oh. Nasipmiş. Sana da bu yakışır. Ay, teşekkür ederim. 4 bilezik de size tebrik ediyorum. Biz bunda da zaten bağışlamıştık. Bunu evet. Da bir tanesini vereceğim ki şimdi aynı eşit olalım. Bravo ya. Gerçekten hani hiç yani -2 puan aldığıma hiç üzülmedim. Böyle bir şey düşündüğünü bilmiyordum mesela. Tevafuk olmuş. Çok sevindim. Artık sizi bitirmeye geldik. Ha? Kim siz mi? Evet. Ne yapmaya geldiniz? Yeter artık. Biraz da bir sokyalım altınları diye geldik. Ya buyurun Audrey Meydan. Evet Audrey Meydan. Evet. Geldiniz. Toplayın, alın. Bir evet. Şey biz kimseye engel değiliz. Tabii tabii. Biz de benim gelinim de bireyin hakkında burada hakkıyla burada kalıyor. Kazanıyor, alıyor, yürüyüp gidiyor Allah'a şükür. Evet buyurun. Artık biraz da biz toplayalım. Bayağı iddialısınız. Biz de iddialıyız. Biz de toplamaya geldik. Şey. Evet. Ama siz de aynı şekilde gelir gelmez söylediniz yani. Yine Aysun'u rakip görüyorsunuz. Evet Aysun'u bizi. Rakip görüyoruz. Ben bir şey söyleyeceğim. Neden Aysun? Öyle ya neden? Sanki kendi gelini Aysun. Biz kıskandık biraz ondan. Aa, tebrik ediyorum. En azından açık söyledim. Evet kıskandık. Ben sizin gerçekten gitmenizi istiyordum. Tabii bazıları böyle yürekleri yetmedi herhalde söyleyemediler açık açık. Ben sizin gerçekten gitmenizi istiyordum ama bir puancıkla kaldınız. Hatta kayınvaliden burada hemen pes etti ya böyle ayakları falan böyle dedi bitti artık ya dedi. Hani sizin böyle bir pes ettiğinizi gördüm ya. Gerçekten gitmiş görüyorum artık sizi kayınvalidem ya. Kayınvalidem ne zaman pes etti peki? Puanlamayı yaptıktan sonra... Dedi ya. Tamam yani durdum. Potada olup olmadığını bilmediği halde yaptı bunu. Yani o psikolojik bir potada durum. Olduğunu demek ki bildi. Puanı bilmiyorum. Da sana veremediğini görünce. Hepimiz biliyoruz zaten. Ya bunun görüntüleri için. Var. Ben yönetmenimden istiyorum. Sen herhalde o anda anlayamamışsın. Bir göstersin. İzleyelim canım. Bulduğumu hissediyorum. Yani. Son 5 puan Aysun'a mı Manoli'ye mi gitti? Açıyorum. İnanamıyorum ya. Bitti. Aysun ve Manolya, ikiniz de çok hırslısınız. İkiniz de kaybetmiş sayılmıyorsunuz benim gözümde. Hatice, sence kim gitsin? Alacaklarını almışlar. Bence yeteri kadar kaldılar diye düşünüyorum. Aysunlar gitsin diyorum. Manolya kalsın diyorum. Yeşim. Yani ben de şöyle bir şey, tamam rakip olarak düşündüğümüzde Aysun biraz daha bana yakın olduğunu düşünüyorum rekabet anlamında. Kayınvalidemin bir lafı var, Manolya yemek yapmasını bilmiyor. Ben de burada yemek yapmasını bilen bir yarışmacıyla yarışmak istiyorum. Kayınvalidesinin kalması da hiç işime gelmiyor, tabaklarımı ezbere biliyor çünkü. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden güzel gelinimiz... Aysun. Oh. Sen bir hafta daha bizimlesin. Ne yazık ki Manolya sana veda ediyoruz. Şimdi burada ne var? Dimdik duruyorum, gülümsüyorum. Kendimden gayet eminim. Burada ne var da izlettirdin şu an bunu? Bizi anlamadım yani. Neye göre bir, eminsin ya? Bir puan. Ne anlamadım? Neye göre eminsin yani? Kendimden eminim diyorum. Yani nasıl dimdik duruyorum. Yani ne olursa olsun başıma ne gelecekse gelsin. Eleneyim veya kalayım. Dimdik duruyorum ayakta. Sen kendini belli etmesen de kayınvaliden gayet bitti hadi Aysun gidiyoruz der gibi yanına geldi zaten. Hatice diyor ki alacağını almış Aysun gitsin. Kendisi de alacağını almış.
Onun da bilezikleri var. Bu mudur kıstas yani? Diyemiyor ama. Aysun burada kaldığı sürece her an elenebilir mi diyemiyor. Bakın Aynur ablaya diyor ki kıskanıyorum diyor. Kardeşim sizin çok var, siz çok kazandınız. Net en azından. Hatice işte efendim de çok bileziği var da kendisinin de var. Hak eden kazansın. Tamam ben kimseyi kıskanmam. Hiç öyle bir derdim olmaz kimseyle. Başarılıysa örnek alırım ama geldiğim günden beri benim söylediğim Aysun Hanım'la Nurten Hanım'ı göndermek. Rakip olarak görüyorum. Gönderemeyeceksin. Bir dakika ben rakip olarak bak, görüyorum. Bak gönderemeyeceksin bu kadar ama. Da büyük konuşuyorum. Hayatım. Gönderemeyeceksin. İnsanlar büyük sana konuşur düşmek için. Sana bu mutluluğu yaşatmayacağım. Hak eden kazanır. Elimden geldiği kadar. Bakın elimden geldiği kadar. Yaşatmayacağım. Ben şurada kaçtım. Bak. Yeşimcim gıdım, elin... Gıdım da olsa. Yeşimcim elindeymişken beni de onu düzeltir misin? Yeşimciğim. Hayatında ikinci defa tahtaya yaklaşma fırsatın varken emin misin ben mi yazayım? Ay yok ben oralara geldim gittim. Hatice bilmiyorsun sıkıntı yok. Alışkın değil bünyesi. Sen hallediver Yeşimciği. 53 oldun değil mi? Wow. Evet. Hatice'ye bak sen. Teşekkür ediyorum. Teşekkür edersin anca. Bu üstteki kıvırcık arkadaşı artık geçersin diye düşünüyorum. Çok yaklaştın aranızda. Yavaş. Çek... Birer haftayla. Birer. Ama bana çok da heveslenme derim sana. Birer haftayla az kaldı. Dirne çok uzakta sana. Haftaya da onu öncelikle arkadaşı gönderiyoruz. Gözüne gözükmeyen arkadaşı Aysun. Gönderiyoruz. Ama gözüne beni kestirsin. Bu çok güzel bir şey. Demek ki beni güçlü görüyor. Kendi kayınvalidesi bile bunu kendi ağzıyla söylemişti. Yani egolarınızda törpülendiyse, böyle bir rahatladıysanız. Hı. Bak burada yeni bir arkadaşımız var. Biraz onu tanıyalım. Hoş evet. Geldin canım. Hoş bir sen de bir sesini çıkar artık yani hani buradaysan. Bir kendini tanıtır mısın, anlatır mısın bize? Nereden geldin, ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun, kaç yıllık evlisin gibi gibi. Ben İzmir'den geldim. 12 yıllık evliyim. 12 yıllık evlisin. 12 yıllık evlisin. Aa benden eskiymiş. Eskiler de varmış. Ben kendim milattan kalma sanıyordum. Yok ben kıdemliyim. İtiraf ettin. 12 yıllık evliyim. Ben kendimi... 3 çocuk annesiyim. 31 yaşındayım. 3 çocuğun mu var? 3 çocuğum var. Ay Allah bağışlasın. 3 çocuğun var. Evet. Aa maşallah. Ben yeni doğum yaptım falan deyince bir de hani genç gösteriyorsun. İşte erken evlenince... İlk çocuğunu falan zannettim. Erken evlenince... Herkes öyle soracağım ya. Senin ne kadarlık bebeğin vardı? 18 günlük. Ya 18 günlük daha yeni içeride. Yeni ya doğmuş. Sen 18 aylık bebeğinle yani nasıl günlük tedip buraya geldin? Aylık gerçekten evet. Merak ediyorum. Baktım siz gitmiyorsunuz ben geldim sizi göndermeye işte. Gerçekten senden çok ciddi bir elektrik aldım. Çok hoşuma gitti. Kayınvalidesi de çok tatlı gayet. Kayınvalidesi çok tatlı. Evet. Çok buradan çok tatlı. Aysun'u da inşallah gönderirsin diye düşünüyorum. İnşallah. Zaten buraya iki şampiyon fazla. Ya gerçekten Aynur ablaya çok ayıp ediyoruz. Yani gelmiş kadıncağız şaşırdı kaldı. Aynur ablacığım kusura bakmayın. Sizi biraz tanıyalım ne olur siz bize bakmayın. Evet. Kendinizi anlatın. Ben emekli hemşireyim. 25 sene çalıştım. 25 sene emekli olalı. Ondan 25 sene. Evet hemşire emeklisiyim. 25 sene çalıştım. 25 sene emekli olalı oldu. Denizli'de ikamet ediyorum. Gelinimi de oğlum getirdi. Beraber beğendik. Öylelikten oldu. Geliniz? 11 yıllık evli gelinim. Oo bayağı. Emekli hemşiresin buraya altın yarışını alıyorum. Hayırdır? Sizleri kıskandım ne yapayım? Hepsini siz mi toplayacaksınız? Birazını biz toplayalım diye geldim. Niye emekliler gelemiyor mu buraya Beyhan Hanımcığım? Ya tamam da bu hemşire emeklisi. Öyle olsun. Bankacı olabilir, hemşire olabilir. Şimdi Aynur Hanım, gelinim, arkadaş gelinimi biraz... Gelinimi kırmak istemediğim için geldim. Yani o istedi herhalde. Evet, gelinim istediği için geldim. Kızlar, kaynanan çok alıngan. Ya, nasıl evet. Alıngan? Neyi en ufak alınıyor? Bir şeye hemen alınır, küser. Geçen bir internette ben video paylaşmıştım. Böyle fenomen bir videoydu, söylemdi. Hemen üstüne alındı. Ondan bile küstü yani bak. Ne, konu ne? Konu çaydanlık konusu. Aa, ne çaydanlığı ya? Konusu mu? Onun evet. Konusu mu olur? Yani bir video işte, kısa internette çekilebilecek. VTR'yi yönetmenime verdim. İsterse izletin, siz de bir görün. Anlamadım ki, bir çok saçma sapan bir şeyden küstük. Kaynana çaydanlık gibidir. Fokur fokur kaynar. Gelin demlik gibidir. Sinsi sinsi demlenir. Elti çay kaşığı gibidir.
ortalığı karıştırır gider. Anlayan anladı. Gördüğünüz gibi video. Buna mı alınmış? Yani bunda ne var? Bu espri yani, burada bir şey yok. Tamam da yani. Belki kalındansa kayınvalidesi. Bunu sıradan birisi yapmış olsa normal izlese üstüne alınacak değil ama kendi geleni yaptığı için üstüne alınmış olmalı. Ama şöyle de bir şey var, bu son dönemde internette bu videolar çok çekiliyor, ben biliyorum. Var, biliyorum ama demek çok da alınacağı bir şey yok yani. Bence o kadar büyüteceğiniz bir şey yok yani. Bence de yok ama o şey, hani empati yapıyorum yani, olabilir, alınmıştır. Bu gelinler hep öyledir zaten, hep karıştırırlar ortalığı. Bu ne böyle? Gelinimiz neler söylüyor? Ya çok fena bu benim gelin, baksan ya neler söyledi durup dururken. Ben de onu çok sevdiğimi söylemiştim değil mi? Evet. Ama çok sevmiyormuş beni demek ki. Alındınız mı bu laflarına? Evet, alınmaz olur muyum? Ben onu ne kadar çok severken o bana diyor ortalığı karıştırıyorsun. Ben kayınvalidemden uzaklaşabilmek için uzakta bir villa aldım. Gerçekten bunu denedim yani. O kadar güzel bir his ki. Ama şöyle bir şey geldi başıma. Ya kaderim midir nedir? Uzağa da gitsen bazı şeylerden kaçamıyorsun. Ya bak, geçen hafta sonu yine bana film gibi bir şey yaşattı ya. Yine ne oldu? Ya. Yine Allah'ım ya Rabbim, bendeki sabır kimde var ya? Ya biliyorsunuz ben zaten kayınvalidemin evine aylardır adım atmıyorum. Ama şu bilezik aldık falan ya, bir buzlar biraz eridi gibi. Çatalca'da biliyorsunuz zaten, buraya sete uzak zaten. Ben kayınvalidemin evine gittim. Ya bir de ne göreyim ya? Ne gördün? Gerçekten yani daha neler göreceğim diye düşünüyorum ya. Film gibi, korku filmi gibiydi ama. Saçmalıyorsun. O korkunç, korku tüneli gibi evin videosunu çektim ben. Ve getirdim. Ay bir bakalım. Merak ettim. İzleyin ya arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar uzun zamandır kayınvalidemin evine gelmiyordum. Ama geldiğimde karşılaştığım şeye bakın. Sizce bunu neden yapmış olabilir? Zincirle bağlamış, kilit, asma kilit takmış ya dolaplarına. Ya bunun anlamı ne? Bana bir açıklasın ya. Evin her yeri böyle. Görüyorsunuz değil mi? Her yer böyle. Her yeri zincirlemiş ya. Çaka gibi ya resmen. Allah'ım yani... Sırf yapmak olsun diye mi yapıyor? Hadi bunu akal ettin. Yani şuralara zincir takmışsın. Bu çekmece yine açılır ki yani. Bu ne ya? Buzdolabına bile kilit takmış ya. Bu nedir ya? Ben geliyorum diye mi yapılmış bir şey, ben anlamadım. Ya her şeyi geçtim. Duşa kabini kilitlemek nedir ya? Hani ne demek? Duşa girme mi yani? Banyo yapma mı? Nedir yani? Duşa kabini kilitleme nedir ya? Allah'ım ya Rabbim ya, bitmedi ya, tost makinesi. Bari bunu yapma ya Allah'ım. Yani evin her köşesi böyle. Ya utancımdan ben her yeri çekemedim. Gerçekten ben utandım çekerken. Ben şoklardayım. Ben gerçekten de şoktayım. Kullanıyor. Evi resmen kullanıyor, kapatmış. O kadar komik ki ben utandım gerçekten. Ay, kumandaya elim atıyorum, zincirlerle kaplı. Ay eşim diye bağırıyor Allah'ım. Yeşim. Sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir gelinsin? Kız sen villa aldın, ev aldın, daire aldın. Ben koştum, sen kaçtın. Sen bana evin adresini söyledin mi de? Sen benim evime ne haklı gelip de ben de senin özel yerlerimi sana gösterdim. Özel mi? Dedim. Özel. Sana bir dakika, ne? Tost makinesinin ne özeli var senin aranda? Sen bana... Artık sana güveniyorum, diyorum ki yeşim belki beni evine götürür. Adresini söyler diyorum. Gidiyorum günlüğüm alıyorum. Kavanozun içine para koyuyorum, onu buluyorum. Senin benden derdin ne? Beni ya, sen var ya... Tansiyon hastası ettin. Sen diyorsun ki seninle Çatalca'daki evine gelebildim. Tansiyon hastası ettin. Adresi bilsen bir ben saniye durur musun? Senin işin yok, ben sana söylüyorum. Ya bu nedir ya? Sen bahane uydurma, bu nasıl bir mantıktır ya? Tost makine senin ne özelin, arasına paralar mı sakladın? Duşa kabini kilitlemek nedir ya? Yeşim. Ben girmedim. Sen benim evimi böyle bütün bu dünyaya göstertmeye ne hakla? Şu kirli ellerini lütfen üstümden çek. Bak beni kışkırtıyorsun, o evine bir daha girmem. Bana yalvarırsın, dön Yeşim, geri dön. Oğlunu da göremezsin, ikimiz birden bir daha evine girmeyiz. Duşa kabini neden kilitledin? Banyoda mı yaptırmayacaksın?
su faturası çok gelirse. Eyvah. Olmaz çok az. Çok cimri bir kaynanasınız. Ben cimriyim. Sen çok mu cömertsin? Evet, ben çok cömertim. Hani anlat bakalım. Evet, ben gelinime ev aldım, araba aldım. Daha hadi, ne alayım? Araba da mı aldın? Evet. Sunay'cığım, evin senin mi, kira mı? Yok kızlar, okulunda da maalesef kandırıldım. Evin kira. Nasıl kandırıldın? Basbayağı kandırıldım. Nasıl ya? Evlendiğim zaman kayınvalidem sana ev alacağım dedi. Evet. Sonra işte evi beğendik, gittik anlaştık, kredi çektik, her şey hazır. Tam tapuyu almaya gideceğiz, ben vazgeçtim dedi. Öyle şey mi olur ya? Bu yüzden düğünde de beni kandırdı güzel. Kızlar, düğünde bana ilk dedi ki ev alacağım sana, 3 bileziğe razı mısın? Ben de tamam olur dedim. Mantıklı. Evet. Sonra beni kandırdı, ev alacaktı. Son anda vazgeçtim dedi, almadı. Ben de böyle ortada kala kaldım. Hayır, krediyi sen mi çektin? Kim çekti krediyi? Kendisi çekti evi o alacağı için. Ha, Allah'tan krediyi sizin üstünüze çekip de ben ödeyeceğim falan dememiş yani. Ya onu da yapardı. Emin ol onu da yapardı da. O zaman sen 3 bilezikle kaldın yani. Aynen öyle oldu kızlar. Vallahi ben kaynanamı öpeyim, başıma koyayım o zaman ya. Vallahi. Ya eve almadıysa bari 3-4 tane daha bilezik alsaydı sana. En azından onu kurtarsaydın yani. Yani kaynanam çok aşırı derecede tutumlu. Hatta cimri derecesinde tutumlu mu değil mi bilemedim. Yani... Ona uyanık diyoruz daha çok ama. O yüzden Donay onun üstüne yattı yani kızlar, anlayacağım. Peki Öyle bir şey almadı. Merak ettim bir dakika kızlar. Hadi burada diyelim ki velev, hani rüyada göreceksin de gerçi. Bilezik aldınız. Ne olacak, o bilezikleri sana mı verecek yoksa yarı yarıya mı ya da bana mı vereceksin diyecek? Vallahi ben vermeyeceğim. Onlar benim hakkım. Nasılsa zamanında yapmadığı şeyleri herhalde burada istemez bir daha. Çıkaracak. Ay ben hiç sanmıyorum. Bak sana hak verdim şimdi ama. O kayınvalide kesin hak alır. Veriyorum. Siz 3. yılın şampiyonu olduğunuzu söylüyorsunuz ya. Evet, 3. sezon. Evet. Evet. Ama artık o bitmiş. O olay bitmiş. Gördük evet, finalde. Kapandı. O olay bitmiş. Kapandı, şampiyon olduk 3. sezon. Bitmiş ve siz kendinizi hiç yenilememişsiniz. Aynı Nurten, aynı Aysun, insan bir vizyon sahibi olur. Kendini yeniler, kıyafetlerini yeniler. Hala geçen sezonun kıyafetleriyle katılıyorsunuz. Hala aynı yorumları yapıyorsunuz. Katılırım. Ben şuna dünya para vermiş almışım. Bir kere giymek için mi? Seyirci beni kıyafetlerimle mi tutuyor, destekliyor? Ne alakası var? Gelinim de çok tutumludur, ben de. Yeri gelir alırız, yeri gelir eve bak tertemiz. Ütülü, temiz, pırıl pırıl. Giydim geldim, ne var bunda? Ama insan kendini bir geliştirir, bir değiştirir. İnsanlar bir yerde lider olunca üstüne bir şey katarak bunun sürekliliğini sağlar. Ne katiyim? Bitmiş, orada kalmış bu. Sizin dediğiniz gibi mi ya, postiş mi taksaydım? Pardon? Burnumu mu yaptırsaydım? Hayır canım, ne münasebet. Değişmeyin, üzerinize katın. Birkaç kat çıkın üstünüze. Ne katiyim? Nurten olun. Sizin gibi mi yapayım? Siz ilk sezondaki gibi misiniz? Buraya gelip ilk sezon ben böyleydim. Bu sezon geleyim, atayım, tutayım, sallayayım. Ben atmam. Değişik değişik. Benim tarzım fikirler. Yok. Hayır. Hayır, ben hayır. Kendimi bozmam. Misler gibi banduma kokuyor. Mis. Bitti diyorum, bitti. Hadi. Tamam. Bitti. Yaşa. Bitti, elimi yıkayacağım. Saçları savurduysak, düzelttiysek. Gel bebeğim. Gel yanıma bakayım. İyi misin? Buralar benden sorulur. Yakam kolum altın dolulu. Kaynanam içeride, ona ne olur. Gelini mutfakta. Gelini mutfakta.
almış rakip bileğini ama eli işte gözü hep bende. Orada biliyor en iyisi kim onu takipte. Buralar benden benden sonunu yakam kolum altın doludur. Ne zamanı? Dönüyorum puanlama. Gelsin. Mutfakta göster kızım hünerlerini. Ez geç yen diğerlerini. Yerim senin o giderlerini. Kimin var böyle gelini? Kimin var böyle gelini? Aşkı böyle mi yaşıyorsun? Kuru kuruya. Evet. Burada aşk yok ki. Burada ilk buluşma bile yok. Daha tanışmamışlar burada. Bak bak bak, kas yaptı orada kadıncağız ya senin yüzünden. Yarış bitti dedi, bitti. Böyle üstten üstten konuşma rica ediyorum. Ne oldu sana ya? Ben çok yalvardım ona. Yeşim evini göster. Yeşim adresini ver. Beni yanlış adreslere yönlendirdi. Beni, yani ben buna çok yalvardım. Yani bazı şeyleri böyle yutuyorum yutuyorum ya, artık burama geliyor bazen. Kirli ellerini çek üstümden diyorsun. Ya insan sevdiğine kırılır ya. Ben onu çok seviyorum aslında. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden ya? Benden nefret ediyorsun ya. Gelmem bir daha. Haftanın ilk günü Kastamonu'nun en güzel yemeklerinden bir tanesi. Yine böyle yöresel bir yemek, banduma. Hazırsanız ilk tabakla başlıyorum. Etini güzel pişirmiş, yufkalarını güzel ıslatmış. Şahane olmuş yemek. Vallahi doyamadım tadına. Böyle tereyağın tadı falan. Olay, oh oh oh. Ay çok güzel olmuş. İkinci tabağıma geçiyorum. Ay şu an böyle tek tek bütün kameraman arkadaşlarıma yedi resim geldi. O kadar güzel ki. Bir daha güzeldi. İkinin biraz yağ hafiften böyle yanar gibi olmuş. O tadı hissettim. Fena değil, ıslanması falan çok güzel. Yufkalarını güzel kızartmış bu tabağımızda. Bir kadar olmasa da. Tavukları da fena değil. Çok beğendim be. İkisini de çok beğendim. Trakyalı oldum, gördünüz mü? Ben çok beğendim be. Vallahi beğendim. Geçiyorum üçüncü tabağıma. Ayıramadım birbirinden. Daha güzelini buldum. Şaka mı bu? Ne kadar güzel yapmışlar. Şekerim, ete bak. Et dediğim böyle olur. Bak. Vallahi lime lime. Bakar mısınız? Aa. Bayağı köy tavuğu gibi tadı. Çok lezzetli. Yufkaları çok güzel kızarmış. Tereyağının kızartma derecesi çok yerinde olmuş ve acayip güzel bir tabak olmuş. Bir tık bak şimdi onlar gözümden düştü. Onlar daha ağırdı. Bu daha hafif, daha güzel, daha yenilesi. Böyle iki porsiyon yenmelik olmuş. Mükemmel tavuğu. Son tabağım. Ben et güzel olmayınca çok tutuluyorum. Burada en değerli parça şu anda et. Etini pişirememiş. Yani tavuk eti de o kadar uzun sürmez pişirmesi ama etinde lezzet yok. Didiklemesini de hiç güzel yapmamış. Böyle hani güzel durmuyor tabak. Yufkasını da bence çok gevşek sarmış. Tereyağının tadı falan hoşuma gitti. Hani öyle çok kötü bir tabak değil ama çok güzel tabaklar tattığım için o birazcık zayıf halka kaldı. Hazırım puanlamaya. Önce şu beşimi vereceğim. Üçüncü tabak çok hafif. Hani bir tabak yedim, bir tabak daha yiyeyim hissi yarattı bende. O yüzden ona beş veriyorum. Bu arada tavuğunu en güzel pişiren o. Birinci tabak 4 puan. Çok güzeldi yani, onun tadı hala damağımda. İkinci tabak da güzeldi. Ona 4 verdiysek buna da 3 verelim ve
Dördüncü tabağım birlik değil ama yani tavukta sıkıntı var. Daha pişmeliydi ve bir vermem gerekiyorsa ona da bir verdim. İki verebilirdim. O kadar da çok vermeyecektim zaten. Hazırsanız şimdi kime kaç puan vermişiz? Geçtim ikinci tabağımın başına. Bu tabağa 3 puan verdim. Bakalım haftanın ilk günü nasıl başlarsak öyle gidiyor. 3 puanla başlıyor bu gelinimiz. Hazırsanız haftanın ilk puanı olacak bu. Bakalım sahibi kim? Benden 3 puan alarak haftaya giriş yapan gelinimiz. Açalım ve öğrenelim. Yeşim, şu Yeşim'e 3 verdiğim tabak bence bir tık daha böyle tereyağını ayarlayabilseymiş. Tavuğu falan çok güzeldi ama o kadar da ayarlayamamış yani. Hazırsanız benden 4 puan aldı bu tabak, sahibini öğrenelim. Günün en yüksek ikinci puanını aldı birinci tabağımız. Acaba sahibi kim? Hatice. Aferin ona. Şimdi yeni gelinimizi merak ediyorum. Bakalım mutfakta neler yaptı. Bakalım Aysun mu, yeni gelinimiz mi 5 puanı kaptı. Tahmin etmeye çalışıyorum içimden kim acaba diye. Bir de bir verdiğime de göz ucuyla bakıyorum. Bir de fazla pişmiş onun yufkası. Bak onu gözden kaçırmışım. Şu anda fark ettim. Bir verdiğim iyi olmuş yani. Açıyorum. Açtım. Sonay. Aysun mu bir aldı? Vay 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 diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bakalım kayınvalideler neler söyleyecek bu tabaklara. Hiçbiri yemeği bilmiyormuş, daha önceden ilk defa tadacaklar. Sıra kayınvalidelerde. Türkiye'nin en iddialı gelinleri. Her gün bir çeyrek altın, her hafta 7 altın bilezik kazanmak istemez misiniz? Bak benim adım altın listede yazıyor. Senin adın sadece bu yaka kartında yazıyor. Gelinim mutfakta da yarıştım ve efsane oldum. Siz neden olmayasınız? Emel'in ismini nereye yazacağız biliyor musunuz? Teneke liste. Buraya bana rakip olmak isteyenleri bekliyorum. Çünkü gelenler benim hayranım oldu. Şampiyon Yeşim Öksüz sinemalarda. Gelin siz de burada yarışın. Bana rakip olun. Toplayın altınları, eve dönün. Borçlarınızı ödeyin, yatırımlarınızı yapın. Gelin hep birlikte yarışalım. Evet. İlk kayınvalidemizi çok merak ediyorsunuz bence. Aynur Sultan. Ben seni yerim bak. Bak. Bak sen yemekleri yersin, ben seni yerim. Evet. Aynur'cum hoş geldin. Heyecanlı mısın? Birazcık. Biraz mı? Evet. Niye biraz? Çok mu heyecanlı oluyorsun? Evet. Tamam. Gel birinci tabağın başına lütfen. Aynur teyzem 70 yaşında. Maşallahınızı alırız. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. En sevdiği gelinini almış gelmiş buraya. Biraz hamur. Hamur. Bak kesilişinden anladı. Eski öyle. Toprak. Eti güzel. Eti güzel. Ne kadar güzel. Böyle lime lime mi? Ha? Güzel pişmiş. Bunu şimdi böyle et suyuna, bunun adı sana da söylemiş olayım. Bandumaya. Böyle et suyuna, işte hindi suyuna, tavuk suyuna böyle bandırıp bandırıp tepsiye dik dizdikleri için banduma diyorlar buna. Bandırmaktan geliyor yani. İyi bandırmışlar mı suya? Etin suyunu. İyi yumuşak eti. Heh, et suyunu aldın değil mi güzel? Evet. Tamam. Beğendin mi sen bu tabağı? Çok etkilenmedin gibi. Biraz hamuru yumuşak olmuş. Tamam. Ama eti güzel. Yani ne diyeceğiz? Beğendik mi? Az mı beğendik? Orta. Tamam.
ikiye geçelim. Belki daha güzelleri vardır. Tabii, tabii. Bu da hamur biraz ama. O da mı hamur? Bunun eti biraz az pişmiş gibi sanki. Hmm. Sanki çok emin değil misin? Bir tane daha tat istersen. Ha? Çok emin değilsen belki gelinin çıkar falan, Allah korusun. İyi pişmemiş diyorsun ha? Evet. Eti güzel, daha az pişmiş. Lezzet var mı tabakta? Böyle lezzetli geldi mi sana? Çok alamadım. Çok alamadın. Evet. Bu tabağı da mı beğenmedin? Orta. Ama sen zor beğeniyorsun galiba. Evet, çok beğendim. Geçtik üçüncü tabağımıza. Bugünlerde sık sık böyle uzaktan sanki bir bebek ağlıyormuş gibi gelirse eğer, 18 günlük bebeğimiz var ya, o içeride Elif'e emanet, hemen böyle dibimizde annesi sık sık yanına gidiyor ve emziriyor. Eğer kafanızda soru işaretleri varsa cevaplamış olayım. İyi, bu da pişmiş, eti güzel. Yufkası iyi kızarmış mı? Evet. Ha? Biraz hamur gibi ama demek ki hepsi. Bu da mı hamur gibi? Evet, öyle geldi bana ama. İşte bu da öyle. İşte bu da böyle. Eti pişmiş mi dedin? Eti? Etine ne dedin? Eti pişmiş. Gözü güzel, böyle lime lime mi? Evet. Bak aklında iyi tut ha, puan vereceğim bunlara. Çok eti pişmemiş bunun da. Ha. Öyle geldi bana. Pişirememiş mi etini? Evet. Hamurunu güzel sarmış mı? Ha? Değil, sarılmamış, bu da güzel. Değil, sarılmamış. Evet. Böyle etin tadını, etin suyunu falan aldın mı? Çok alamadım bunda. Ay Nur teyzem, sen hiçbir şey beğenmedin. Ha? Nasıl puan vereceğiz? Evet. Eyvah. Eyvah, veririz benim işte. Benim annelerde en etkilendiğim ne biliyor musunuz? Söyleyeyim. Bak gel, yakın çek. Baksanıza ellerine. Baksanıza. O kadar tatlı ki, bak tam anneyle. Evet. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Ay iyi ki geldin. Ay çok tatlı. Teşekkür ederim. Ben şimdi seni böyle övdüm övdüm de sen hiçbirini beğenmedin. Nasıl puanlayacaksın acaba? Ha? Bilmem. Gelin Naşim sana hesap soracak. Hesap soracak lan. Evet. Ben de hepsi güzel derim. Hadi puan ver. Allah ne vereyim. Buna bir verelim. Dördüncü tabak bir puan. Buna iki. Üçüncü tabak iki puan. Bu bir. İkinci tabak bir puan. Bu da beş. Geriye de beş puan kaldı. Bilerek verdin değil mi? E verdim işte. Hepsi. Yandık. Ay Nurcuğum, olmadı mı? Böyle bir şey, şans eseri verdin değil mi? Allah hepsi de güzel, ne bileyim. Hepsi de güzel mi? Gel. Şu tabağın başına geçer misin prensesim? Eyvallah. Böyle buralarından tut Aynur'cum. Tamam. Anlaştık mı? Aynur teyzemin tatlılığı acaba gelinleri yumuşatabilecek mi? Çünkü puanlarını çok düşük kullandı. Çok da yorum yapmadı. Yani çok da beğenmedi. Bakalım kime kaç puan gelmiş? İlk günün günahı olmaz. Evet. Bir puan verdik bu tabağa. Acaba sahibi kim? O zaman ilk bir puan vererek üzdüğümüz gelin acaba kim? Hazırsan aç da görelim. İnşallah gelinim çıkmaz. İnşallah. Aysun! Oo, bak, bir daha böyle çek. Aysun'u elemeye gelmiştim. Oo, oh, canımıza değsin. Aynur teyzeciğim, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok tatlısınız ama keşke puanlarınız da sizin kadar tatlı olsaydı.
Yani hani bugün ilk gününüz diye heyecanınıza veriyorum. Çünkü bilinçli bir şekilde puanlama yapmadınız asla. Bunu siz de kabul edersiniz diye düşünüyorum. Biraz böyle salladınız, dağıttınız yani. Hamur yumuşak gibi geldi. Ben o zaman geleyim. Hamur yumuşak gibi geldi ondan. Etini, bakalım birlikte. Etini siz bana gösterin. Pişmemiş dedi evet. Sana. Hamuru yumuşak gibi geldi ondan. A, gel Arnavut'u izledim gel. Evet. Gel göster sen bana. Neyi pişmemiş? Hamur az pişmiş gibi geldi sanki. Ama bakar mısınız? Ne kadar güzel kızarmış. Ben belki kızarmamışını seçmişim demek ki. Siz bence şunu görmüşsünüzdür. Evet. Ama genel olarak kızarmış. Şimdi fırında piştiği için bu galiba arkada mı kaldı, nerede kaldı bilmiyorum. Çünkü evet. Bunlar da kızarmaz. Benim tattığım öyle hamur suydu biraz. İşte keşke bunu da tatsaydınız. Evet tatlısın. Şimdi ama bir de şöyle bir şey yaptık. Var. Bakın ben böyle dokunuyorum. Normalde kızarmış evet. Üst renginden belli. Suyu aldığı zaman üstüne ister istemez biraz yumuşaklık olacaktır. Bütün evet. Tabaklarda da söylediniz. Ve etiyle ilgili ne yorum yaptınız? Pişmemiş mi dediniz? Pişmeyen et böyle dağılmaz. Siz benim büyüğümsünüz, daha iyi bilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Lime lime didik didik oluyor burada. Yani pişmiş. Ama bana pişmemiş gibi geldi damak zevkime. Ya şöyle de olabilir. İlk gününüz ya bugün. Evet, heyecandan. Yani heyecandan da olabilir. İlk gününüz diye yani olmamış tabağı da seçip 5 vermiş de olabilirsiniz. Ona da saygı duyuyorum ama ya bize hakkımızı verin de. Ondan sonra kime veriyorsanız verin puanları, birleri. Tamam, öyle olsun. Ya çok tatlısın, bir şey de diyemiyorum. Lütfen daha dikkat edin seni yani. Seni göndermeye gelmiş ya, sana bir verdiği için kadın mutluluktan yerinde duramıyor ya. Hayır, diyor. Genel olarak bütün tabaklarda yaptı ama tatlı bir kadın. Zevk alıyor, bir belki zevk alıyor. Ama sadece bana değil, gördüğün gibi bak bütün tabaklara düşük kullandı. Hepimizi gönderecek çiğ herhalde. De çiğ dedi yani, seninkine çiğ dedi yani. Onu yok evet. Yok, ben gittim ama yok çiğ olma ihtimali. Hayır diğerlerine göre şey tamam pişmiştir ama diğerlerine göre o biraz daha sert gelmiştir. Hatice şimdi inandın. Hayır. İnandın hemen yorumlara. İnandın? Seninki çiğ, seninki çiğ. Hayır yaptığı yorumu söylüyorum. Gördüm. Bak burada bütün kayınvalideler pişmemişe pişmiş, pişmişe de pişmiş dediği için. Sen dört kişi oluyorsun bana kötü başlıyor önce. Erman, Aynur teyze ne diyor bunlar böyle? Vallahi bu sıkıştırıyorlar beni baksana. Elemeye geldik, bir verdik. Ne oluyor ki? Niye beğenmiyorlarsa? Evet. Bu tabağa kaç puan verdiğini hatırlıyor musun? 2. Ya kim hatırlamıyormuş? Aysun Hanım sana hatırlamıyor gibi bir şeyler söyledi. Söyledim. Tutar mısın kenarlarından bunun da? Tabii. Ay ya gelin çıkarsa bu? Ya Allah çıkmasın artık. Ben Aynur teyze ve gelinini şurada çok istiyorum oynamalarını görmek. 2 puan verdik bu tabağa. Aynur teyzemden 2 puancık alan gelinimiz acaba kim? Senden 2 puan alan gelinimiz açar mısın görelim bir kendini? Yeşim. Tamam. Evet, tamam. Yeşimi de eledin. Oh. Vallahi siz gülüyorsunuz, oynuyorsunuz, eğleniyorsunuz ama vallahi ben de buraya yarışmaya geldim. Benim tabanda ne gibi bir problem vardı çok merak ediyorum. Pişmemiştir. Yumuşak bir tek seninkine pişmemiştir bu arada. Ben gördüm onu. Efendim? Hamurunu yumuşak buldum onun için. Belki de yumuşak olması gerekiyordur. Evet. Hepsine yumuşak dediniz. Siz ne dediniz biliyor musunuz? Sanki böyle çamuru çok iyi pişmemiş gibi geldi bana. Siz peki neden bir vermediniz? Madem beğenmediniz, iki niye? İçimden iki vermek geldi. Salladım. Salladım yani. Salladım. Öyle uygun gördüm. Ben yani sizin kadar gülemiyorum. Çok tatlısınız. Gerçekten sizi dışarıda görsem bayılırım. Yani sizle saatlerce sohbet ederim, elinizi öperim. Tam bayılabileceğim bir bayansınız. Ama burada yarışırken o kadar geriliyorum ki. Ama kaderimizin sizin ellerinizde olması... Sizi ben tanımıyorum ki sizi yani şey yapacak. Efendim? Yani sizi tanımıyorum ki size kötü puan vereyim. Yani ben burada verdiğim... yarışması değil, karakter yarışması. Verdiğim tada göre, aldığım tada göre verdim. Sizin burada ağzınızdan her çıkan kelime benim kaderimi belirliyor, benim bileziğimi, benim çeyreğimi etkiliyor. Yani önemsiz değil, şu rakamlar benim için çok önemli. Yeşim senin kaynanan 5-1-1-1 verirken iyi ama. Benim kaynanan vermiyor. Kendine de belki bir verdim. Aman Allah korusun. Aman Allah korusun. Yeşim kızdı sana. Evet çok fena. Kızdı. Şimdi? Gelinini bulduysan sen de oynayacak mısın?
Tabii canım, beşi bulursak oynarız. Sen güzel oynuyor musun? Yok yok, gelinim güzel oynuyor. Sen de oynayabiliyor musun? Ben de oynamazsan tabağı açma. Anlaştık mı? Beşi bulursak oynarız. Ha. Hangisine beş vermiştin? Ben unuttum. He? Buna mı beş vermiştim? Hangisine vermiştin? Buna. Biliyoruz Evren ya. Neden bileyim canım? Hangisine beş vermiştin? Buna vermiştim ben. Vallahi her şeyi de hatırlıyor. Gördünüz mü kızlar? Tamam, bilerek verdi bana. Tut şekerim. Nereden bileyim ki? Bilsem hayır, bir önce gelinelim. Hayır, unutmuyorsun diyorum yani. Evet. Arzu sana unutuyor falan dedi. Öyle konuştu. Neden unutayım canım? Ha? Bu puana göre her şey değişecek. Hazır mısınız? Şimdi Yeşim çıkmış, Aysun çıkmış. Ya burada güzel bir Hatice'miz var. Ya o Hatice'ye verdin 5 puanı ya da kendi gelinine. Hazır mısın? Artık şansımızı. Bakalım kime 5 puan verdik? Çok merak ettim. Hatice mi? Yeni gelinimiz mi? Açıyorum. Açtım. Bulduk. Olmayana ver. Ay Allah. Kayınvalideni alsana. Oyuna daldın. Oho. Kayınvalideni unuttu değil mi? Yarın sana 5 vereceğim, tamam mı? Güzel gelin. Hani eliyorum. Bir dakika. Yarın sabah bana mı 5 veriyorsun? Evet. Sen güzelsin onun için. Ben güzelleri severim. Ay! Teşekkür ederim. Ne demek 5 vereceğim? Ona kaç vereceksin ona 5 verirsen? Azıcık kavga edelim canım. Öyle mi? Evet. Yazdım bunu bir kenara. Evet. Şöyle bak, ben sizi yerinize götüreyim. Şöyle gelin yavaşça. Sen bak unutuyorsun kayınvalideni. Hiç bak. Şöyle, tamam. Sen de gel böyle. Aysun ne oldu birden yanaştın o masaya? Ay canım yok, benim canım. İyi ki geldiniz. Evet. Merak etme, sana beşi veremez. Öyle bir şey yok. Hoş bulduk. Bizim gerçekten bu hafta sizinle işimiz var. Yani verdiğiniz puanlara üzülemiyorum. Zaten hiç sevinemiyorum da. Yani ne yapacağız bilmiyorum ya. Hani... Bir de diyorsun ki bak, yanında gelinin varken Aysun'a diyorsun ki sana yarın 5 vereceğim. Hangisi güzelse ben ona 5 veririm. Öyle diyeceksin. Evet. Tadı güzel. Güzel yemeklere 5 veririm. Öyle diyeceksiniz. Ama böyle vermediniz. Canım ben ona biraz vermediniz. Lezzete göre veriyorum. Lezzetini onda güzel lezzet aldım ondan verdim. Pul biberin tadını beğenmiş dedim, vermiş. Ne var? Acı seviyorsunuz belli ki. Birazcık. Ben size yarın bol acılı bir yemek yaparım. Evet. Siz bana da 5 verir misiniz? Canım lezzetine göre değişir. Yani gerçekten ben çok zorlanacağımı düşünüyorum yani. Çünkü güzelim tabağımı anlamadım ben. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş? Kötü olmuş. Yorumlayamıyorum yani. Kötü yaptınız yani. Ki bir aldınız. Senin en güzel tabak demek ki benim tabağımda 5 verdi. Senin tabağına yok, hamur yok. Dedi, duydun mu? Yok, hamur dedi ama en hamur güzel evet. Gene içinizdekilerin nazaran en iyisi benimmiş demek 4 ki. Tabak da çok güzel olmuş dedi. Bak o kısımları duymamışsın herhalde. Ciddiye alıyorsan yok, en son söyledi onu. İster başla tartışmamışsın. En son ilk yarışmada gelinine veren oldum şimdiye kadar 5. İlk yarışmada. Ya diğerlerini ya, boş verin de siz bayağı güzel hani ilk yarışmada geline 5 veren çıktı mı bak ben verdim. Demek ki gelinin lezzetini anlıyorum. Evet evet, pul biber. O gelinin lezzeti pul evet, biber. Evet, acıyı sevdiğim için birazcık ondan oldu. İşte şansı iyi gitmiş, ona denk gelmiş. Öyle pul biber fazla gelmiş. Gelmeseydi o da bir alacaktı. Canım lezzetine göre. Lezzet olduğuna inanmıyorum. Yani yeni gelen şansı diye bir şey oldu. Şansı aldın. Yani o yüzden ben şu an yemeğimi bilmiyorum güzel mi? Yemeğimi bilmiyorum diğerleriyle kıyaslayamıyorum. Deneyim var burada, deneyim. Hani 12 yıllık deneyim. Artık gerçekten sizinle çok zorlanacağız. Ama inşallah umarım yarın daha güzel bir puanlama yaparsınız. İnşallah. Teyzeciğim. Bir kayınvalide gelsin ve şu yemeklere bir fısıldasın. Neler söylüyor bu yemekler bize? Hoş geldin Hüsniye Sultan. Hoş buldum Nursel Hanım. Heyecanlıyım. Afiyet olsun. Evet. Aa, ne kadar böyle masmavi. Yine bir taş takınmışsın. Evet. Yufkası çok lezzetli olmuş. Yufka evet. Lezzetli. Oldukça keyifli bir yufka. Ama ben bu etini neden beğenmedim? Nasıl pişirmiş bu? Haşlanmış mı, işlem mi görmemiş?
tereyağı var, böyle etin suyuna bandırıldı ekmekler. Güzel, lezzetli bir yemek ama bütünsel olarak baktığımda yani fazla etkilenmedim bu tabaktan. Evet. Ama ben bu tavuğu, yani hadi tavuğu da haşlamış ya da pişirmiş. Kendileri didiklediler. Evet, didiklemiş. Ha, didiklerken bu kayınvalidesini didikliyor gibi ne? Olabilir. O enerji mi beni etkiledi? Çünkü şurada büyük bir parça var. Şurada daha ince bir parça var. Bunu da ayıramamış. O kadar hırslanmış ki böyle koparamamış. Olabilir. Böyle kayınvalidesini didiklemek isteyen bir gelin olabilir. Bu didikleme işleminde ben yaparım. Birine kızdıysam ceviz kırarım mesela. Ya. Çok hızlı vurursam o ceviz kaçıyor elimden. Aa, senin. Çok mantıklı. O sinirin çıkıyor değil mi? Evet. Sen bu tabağı çok beğenmedin gibi ha? Yok. Bütünsel olarak beğenmedim. Ama ayrı olarak yufka güzel. Tamam, geçiyorum. Geçeyim. İkinci tabağımız. Bu etini daha güzel didiklemiş. Kayınvalidesini didikler gibi değil de karşı masadaki rakibini didikler gibi didiklemiş. Daha ayrıntıya dikkat etmiş. Daha güzel olmuş ama bunun da yufkası tam ıslanmamış. Bunun yufkası daha lezzetli, bunun eti daha lezzetli, yufkası güzeldi. Yufka da iyi ıslanmazsa sadece yufka yiyor gibi bir şey oluruz değil mi? Yani olmamış. O bandırmak, yani suyunu ıslatmak önemli. Eti güzel pişmiş mi dedin? Evet, eti lezzetli olmuş. Beğendin mi? Beğendim. Beğendin. Hadi, beğendim. Üçe geç. Ama yani şunla beğenme farkı yok arada. Aman aman. İkisini de aynı derecede beğendin. Coşamadım. Bütünlüğü yakalamak lazım. Eğer böyle hem iki parça bir şey varsa ya da üç parça bir şey varsa tabağın içindekiler birbiriyle uyumu yakalamalı. Nasıl? Komik. Çiğ olmasına rağmen lezzetliydi. Bana göre yani işlem görmemiş o zaman bu yufka, sarmış, koymuş buraya. Tadı fena değil ama bu yufka böyle olmaz. Et de olmamış. Olmamış mı? Olmamış. Eh olmuş diyeceğim ama yufkası çiğ olması, yani kızarmamış. Diğer yufkalar kızarılmış, suyuna bandırılmış. Burada su da yok. Hem ne olmuş buna, ben anlayamadım. Ne olmuş bu gelin kendini mi kaybetti ya da buraya yeni geldi? Biraz acemi de bu şekilde mi çıkıyor bu tabak? Acaba Aynur Hanım'ın gelini mi olabilir? Olabilir, olabilir. Beğenmedin. Beğenmedim. Son tabağın. Bunun bile lezzeti vardı şu yufkanın. Bunda yok. Bu yufkada bu lezzet yok. O zaman iyi ıslanmadı. Değil mi? Yani sadece yufka tadı alıyorsun. Öyle mi? Aynen dediğiniz gibi sadece yufka tadı alıyorum. Yani tavuk etinden de hiçbir şey anlamadım. Hiçbir tavuğun... Tavuk olmayabilir mi? Ne olacak? Bilmiyorum yani. Tavuk eti... Yani başka kuş... Hindi etiyle de yapılıyor ama biz bugün tavuk eti verdik gelinlere. Bahçeden gidip bir koşu hindi kapmadılarsa. Evet, hindinin biraz hem hafif kokusu olur hem de böyle tadı yerinde olmaz. Evet. Nasıl bir gelin bu sence? Hiç beğenmedim. Bu benim benim gelinim olmasın. Bu heyecanlı. Bir şeyler yapmak istiyor ama her şey elini yüzüne bulaştırıyor. Çünkü bir özen göstermiş, yapmış, üstüne serpmiş eti. Diğerlerine göre bayağı bir pişmiş ya da butun kızarık yerinden koymuş buraya. Üstünde bir süslemiş, bayağı bir özen göstermiş etinde ama lezzet kalmamış. Beceriksiz mi? Bunlar ne oluyor? Eşittir. Nasıl bir gelin? Yeteneksiz mi? Odaklanamamış bence. Odaklanma yok. Bunu belki de konuşturdu diğer gelinler. Tabağına odaklanmadı. Gelinlere cevap vereyim diye çırpındı durdu. O zaman... Ben ne yapacağım şimdi? Puanlama zamanı. Bileziklerin yarısını aldınız. He? O sende sakın bir rahatlık kesinlikle yaratmasın. Haftanın ilk günü sen söylüyorsun, ben yazıyorum. En
lezzetli tabak, bu tabak, bu 5. Birinci tabak 5 puan. Buna 2 vereceğim. Hakkını yemeyeyim. Tamam, kuru olmuş ama en azından pişirmiş, suyuna banmamış. İkinci tabak 2 puan. Buna... Tamam, yufkasını beğendim. Şimdi verip de şımartırsam olmaz. Kendimi de incitmeyeyim. Buna da 2 vereyim. Üçüncü tabak 2 puan, geriye de biliyorsun 1 kaldı. Dördüncü tabağımıza da 1 verdik. Kendimi üzeceğime, canımı üzeceğime diyor. Başkaları üzülsün diyorsun. Evet. Gel şunu açalım mı? Bunu merak ettim. Bunu aslında birazcık çiğ buldun ama lezzetli de buldun. Evet, yufkasını, evet, çiğ olmasına rağmen lezzetli. 2 puan verdin, kıyamadın. İyi niyet gösterdin. Bakalım 2 puan kime gitti? Bu tabağa 2 puan verdik, bu tabağa isim bile verdik. Aynur Hanım'ın gelini olabilir mi acaba dedik. Bakalım olabilir mi? Açar mısın? Sonay! Ay, ilk defa bir şey tutturdun. Hüsniye teyze, senin gelinin kaç yıllık evli? 11. 12 yıllık evliyim ben de. Acemi bir gelin değilim. Bir saniye, gelinlik kaç? Onu orada geçelim. Bir dakika. Bir de hamuruma bakmak istiyorum, pişmemiş dediniz. Bakayım neresi pişmemiş. Resmen aradınız beni. Bu hamurun nesi pişmemiş? Canım, yani pişmiş mi? Yani pişmiş. Çok beyaz hayatım. Nasıl beyaz? Şunun renginin arasındaki fark ne? Bak onlar. Bunun yanık zaten. Yanık. Evet, yanık. Bu yanık. Aa. Bildiğiniz yanık. Yeşim hamur duymuş. Gayet pişik. Yani resmen beni aradınız, 2 verdiniz. Teşekkür ederim. Hayır, ben seni aramadım. Tabağın konuşuyor. Yani gerçekten tabağım konuşuyor. Ben size yorum yapmak istemiyorum. Ben acemi bir gelin değilim. 12 yıllık evliyim. 3 tane çocuğum var. Acemi bir gelin değilim. Maşallah. Yani, ispat etmen gerekiyor. Ya ispat ettim. Kaynanan verdi bana 5 puan. Siz gerçekten 1 puan verdi. Kayınvaliden seni bulup verdi mi 5'i? Evet. Yemeğin güzelini bildiği için 5 puan vallahi verdi. Vallahi Aynur abla, tebrik ediyorum seni. Evet. Yemeğin güzeline verdi. Çünkü gelinine güvenmemişsin. Buradaki en lezzetsiz tabaklardan birine 5'i yapıştırmışsın. İyi olana zaten veremezdi. Kötü olana 1'e yapıştırdı zaten. Evet. İyi olana niye versin? İyiyi bana verdi. Ay, zaten kötü yaptığını tahmin ettiğin için Aynur ablacığım. Bence sen verdim. En kötü tabağa puan verdiğin için öyle. Gel göreceğiz. Şekerim. Göreceğiz. Gel şekerim, bu tabağa da 2 puan verdin. Vallahi isim verdin tuttu. İkinci 2 puan alan gelinimiz bakalım kim? İki puan verdin bu tabağa da. Bakalım sahibi kim? Aç. Aysun! Gelin sona kaldı. Güzel haber. Dur. Şimdi ben yine geleyim. Beni hep şaşırtıyorsunuz. Ya ben de şaşırdım şu anda. Gerçekten çok şaşırdım. Finalde çok güzel bir kek yapmıştın ama. Hüsnü ablacığım, mesela bu tabak daha beyaz. Dolayısıyla daha az kızarmış bir tabak. Suyu da aldığı zaman iyice hamurlaşmış olmalı değil mi mantık olarak? Şimdi burada kızarmış bir tabak var. Aynı zamanda eti de pişmiş. Ya eti pişmemiş diyemeyiz yani. Bakın nasıl dağılıyor. Lime lime dağılıyor. Şimdi yani neden 2 puan? Hadi 1 değil. Demek ki kötü bir tabak değil. 2 yani bir, bilmiyorum, 2 çok anlamsız bir puan. Tabii ki 1 puanın çok önemi var. Ben bunu gördüm, bizzat yaşadım. Seninkisi suyu emebilmek için yol bulamamış, tıkanmış. Hı. O kadar sıkı sıkı yapmışsın ki yufkayı. Hı. Emememiş. İçeride bir yani içeriye sıvının girebilmesi için yufkada bir boşluk peki, kalması gerekiyor. Peki hepsi mi öyle? Böyle şey yapsaydınız hani en azından. Oo, ben tarama çalışması mı yapacağım? Hayır, senin tabağı kurtarmak bütün, için. Hayır tabii ki de tabak bütününü arıyorsunuz yani. Bir tanesini gözünüze kestirip onu yiyip bu tabak kuru demeniz bana biraz yanlış geldi. Aysuncuğum, şöyle bakınca bile kuru olduğu daha tadına bakmadan belli. Hepsinde bir kuruluk var. Arasam da bulamayacağım o yumuşaklığı zaten buradan belli. Etin lezzeti yok muydu? Yani aman aman pek keyif almadım. Tam tersi, burada eti beğenmiştim. Aman aman ama bak. Çok lezzetli demiştim. Bütün tabaklarda lezzetli, neye göre lezzetli? Bu, şimdi kıyaslama yaptım. Didiklenmemiş bir et. Evet, burada aşk yok ki. Burada ilk buluşma bile yok. Daha tanışmamışlar burada.
Aşk burada yaşanıyor. Sen aşkı böyle mi yaşıyorsun kuru kuruya? Sadece seviyorum. Aşk olsun Hüsniye abla sana. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Eşine çok selam söyle. Gerçekten beni bugün bitirdin. Gerçekten. Vallahi billahi. Ama bunun sebebi Aysun bence senin de sevgini, aşkını coşturarak anlatamaman. Ay arkasından bir bakışın var. Tam bir kayınvalide bakışı. Allah Allah. Hatice'yi buldun mu? Vallahi Hatice buldum. De beni şaşırtıyor. Beni o kadar şaşırtıyor ki her seferinde şoklanmış dipdiriz gibi oluyorum. Hüsniye abla her seferinde ki Hatice beni bulsun ben mi onu bulacağım diyor neredeyse. Tut kenarlarından. Bulamadıysan işin zor. Haftanın ilk günü Yeşim'le Hatice sona kaldı. Bakalım 5 puan hangisine gitti? Bir verdiğin tabağı hiç beğenmedin. Evet. En beğenmediğin tabak o. Hiç tatsız tuzsuz ıslanmamış et suyu tadı alamadın. Eti ne olduğu belli değil et olarak dedin. Bakalım o kötü tabak kimin çıkacak? Hazırsan 5 puan alan gelinimiz aç da görelim. Yeşim. İşte. Bu hafta bizim haftamız olacak. Yine bulamadın. Yine en kötü yorumu da gelinine yaptın. Hak etti. Hayır, etimi de çok güzel pişirdim. Tadına da baktım. Didiklerken de çok güzel didikledim. Detaylı anlatıyorum çünkü ben halüsinasyon yaşamış olamam kesinlikle. Çok da güzel kızarmıştı. Bir aldığıma şu an hayretler içerisindeyim. Gerçekten Hatice, ben burada içerisindeyim. Ben iyi mi görmüyorum? Şu an bu tabak evet, pişmiş mi? Tabak, pişmiş o gösterdiğin mi? Tabak, evet onun içerisinde pişmemişler var. Ama benim çıkardığım tabaklarımda, ben eğer ki gözlerim kör değilse, böyle bir tabağım yoktu. Yani ben sulandıktan sonra rengi kaçıyorsa bilmiyorum bunların yani gerçekten. Evet, Hatice yazıyor. Hatice yazıyor. Ben dediğim gibi yani çok güzel Hatice, kızarttım. Ne diyorsun yani? Çok güzel anladım kızarttım. Ben biliyorum çıkardığımı biliyorum. Ha. Belki diğerinin içerisinden o en alttakinden mi üçüncü... Çünkü iki tane tepsinin yeteceğini ve üçüncüyü de artı koydum ben oraya. Belki onun içerisinden sana denk gelmiştir. Neyse bir aldım artık sağlık Hatice, olsun. Biz de burada 3 tepsi bir yaptık şey mesela. Benimki de belki bazıları kızarmış gelecek, bazıları orta kızarmış. Hepsini çünkü birebir aynı kızartamıyoruz yani. Hayır şimdi 5'i sen almış olsaydın şu tabakla teşekkür ediyorum hayır, anneciğim hayır, diyecektin, sevinecektin. Vermem, ben bu tabağa 5 vermem. Tabağı. Vermem, böyle bir tabağa ben hiçbir zaman 5 vermem. Zaten o benim... ayrı bir konu. Şimdi bir alınca o tabağı ben yapmadım. Hayır, buna ben, getiriyorsun. Ben de yapmaz diyorum zaten, onun için ona 5 verdim. Ben de şunu söylüyorum. Bir postası fırındaydı, onu gördüm. Hani onu kontrol etti mi? Belki o açık renk hayır, olanlar. Çünkü gördüm. İlk kızarttıklarını gördü ya. Ben hepimizin olabiliyor çünkü böyle durumlar. Son posta hani kalıyor, o az kızarmış. Tamam ben de onu diyorum. İki tane çıkardığım tepsim nar gibi kızarmıştı. Altta bum vardı, belki ondan koymuşlardır. Evet. Şansıma o gelmiş o zaman tabağıma. Çünkü bir önceki bir kızarmıştı diye hatırlıyorum. Bir önceki tabağın. Kızarıktı, evet. Evet. Çünkü ben diyorum ya yaptığımı bilmiyorsam evet. Eğer ben yarışmayayım, ben körüm o zaman. Pişmeyenden herhalde en son attığımdan koydular tabağı oraya. O sana denk gelmiş. Neyse bir daha kayınvalidelere benimki bakacağız anne. Benimki çok kızardı da ne oldu Allah aşkına o da bir aldı. Ne kızardı? Seninki mi? Hayatım seninki kızarmıştı ama suyunu çekmemiş. İçine bir boşluk bırakmamışsın sen bunun. Yani içine dökülen suyun da içine girebilmesi için yufkaları böyle sık sık yaparsan hava İn, bile girmez. Ama incecik yufka üstüne yava yani ne kadar çekmeyebilir ki? İncecik yufka. Hayır, diğerleri az o da ayrı bir başarı. Ama çok kurutursan da zor çeker. Galiba. Daha çok hamur olmuş. Yok yani. Çok kurutursan da çekmemiş olabilir. Hani dedi ya demin suyunu çekmemiş. Şefin söylediği gibi kızarttım yani. Ya ne çok kurutmuş olabilirsin. Ben görmedim tabağını göremiyorum ama kurutursan da zor çeker. Türkiye'nin en iddialı gelinleri. Her gün bir çeyrek altın. Her hafta 7 altın bilezik kazanmak istemez misiniz? Bak benim adım altın listede yazıyor. Senin adın sadece bu yaka kartında yazıyor. Gelinim mutfakta da yarıştım ve efsane oldum. Siz neden olmayasınız? Emel'in ismini nereye yazacağız biliyor musunuz? Teneke liste. Buraya bana rakip olmak isteyenleri bekliyorum. Çünkü gelenler benim hayranım oldu. Şampiyon Yeşim Öksüz.
Yarışı sinemalarda. Gelin siz de burada yarışın, bana rakip olun, toplayın altınları, eve dönün. Borçlarınızı ödeyin, yatırımlarınızı yapın. Gelin hep birlikte yarışalım. Şimdiki kayınvalidem Nurten Kuşatan. Ah ne kadar şıksın şekerim. Teşekkür ederim. Saçını daha çok topla, çok yakışıyor öyle sana. Mi? Evet. Afiyet olsun. Teşekkür. Bandumamızı bakalım bandum. Beğenecek misin? Bakalım. Nursel Hanım, yufkaların üstü kızarmış, altı kızarmamış. Lezzet olarak güzel bir yemek. Evet. Çok hoş bir yemek. Tavuğu pişmiş. Tavuğunda çiğlik yok. Ama yufkaların altı kızarmamış. Ona dikkat ettim. Bakın, üstü kızarmış. Ne alaka aslında, değil mi? Şey, herhalde alt üst olayını şaşırdı. Olabilir, olabilir. Ama genel anlamda güzel bir yemek. Hı hı. Yani bakıldığı zaman çok hoş bir yemek. Nasıl güzel olmasın, yufka, et güzel, suyu, tavuk, ceviz. Aynen öyle. Allah. Aynen. Güzel. Beğendik mi? Beğendim. Ya sadece altında biraz kızarma sorunu olmuş. İkinci tabağımız. Aa, ben bunu kesemedim ki. Kalın mı oldu acaba? Diğerinden daha kalın. Evet. Katlamasında mı problem var? Bilemedim ki. O zaman şöyle yapayım mı? Hepsini mi yiyeceğim? Ya ısırayım, ne yapayım? He, doğru. Çok sert olmuş. Yani ıslanmamış. Çok kızarmamış da. Gerçi üstü kızarmış. Ama kesmekte problem yaşıyorum. Bakın, ıslanan kesiliyor. Tabii. Islanan biraz daha kolay kesiliyor. Kastamonu bize sosyal medyadan yazsın. Yemeklerimiz nasıl gözüküyor? Sizin kadar güzel yapamayız tabii ki ama merak ediyorum fikirlerinizi. Tavuğu çok lezzetli gelmedi bana. Aa. Evet. Yani şey, pişmemiş mi hani? Ya pişmiş ama lezzet yok tavukta. Çünkü muhtemelen tavuğa da bir işlem yapıp öyle haşladılar. Yani tavuğun suyuna mutlaka bir şey katmışlar mıdır diye düşünüyorum ama o daha lezzetli geldi bana. Bir de bunun yufkasını kesmekte zorlandım. Ya bu beni çok cezbetmedi. Evet, beğenmedim. Üçüncü tabağımız. Nasıl? Güzel olmuş. Hmm. Kızarması güzel olmuş yufkalarının. Islanması güzel olmuş. Aa, hepsinin mi bunun altı beyaz? Altı beyaz, evet. Bakar mısınız? Ama zaten yufka ya, ama kızarsa daha iyi olurdu. Evet. Bunun da tavuğu pişmiş Nursel Hanım. Tavukları güzel pişirmişler, bir çiğlik yok. Beğendin mi, beğenmedin mi? Ben beğendim bunu. Beğendin. O zaman son tabağına geçebilirsin. Bu da güzel olmuş Nursel Hanım. Çok lezzetli. Bu da lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Beğendim. Afiyet olsun. O zaman sen söyle, ben yazayım. Bir. Üçüncü tabak bir puan. En çok onu beğendim, beş. Dördüncü tabak beş puan. Eti daha güzel pişmiş. Hı hı. Eti daha, yani tavuğu daha güzel pişmiş geldi bana. Bir. İkinci tabak bir puan. Bunu da beğenmiştim. Bu da üç olsun. Birinci tabakta 3 puan. Evet, yeni bir sayfa açtık biliyorsun. Tabii, pazartesi. Tabii.
Bakalım bu hafta nasıl geçecek bizim için? İki tane birimiz var. Gel şu zorlandığın evet. bir tabaktı böyle keserken falan ıslanmadığını düşündün. Hı hı. Acaba kime ilk bir puanı verdik? Senden ilk bir puan alan gelinimiz, açar mısın görelim? Sonay. Sonay, niye kesilmedin Berk'in yufkalarını? Yani nasıl kesilmiyor, bir bakacağım ben de. Gel bak. Kesen kesiyor. Kesemedim. Yani ısırmaya çalıştım, ısıramadım bile. Kes. Kes, 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 kes. Başka bıçakla deneyeceğim. Bak. Yani size demek ki burası denk gelmiş ama normalde. Bakın. Bak. Islanmamış. Bak 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 bak, ayrılmıyor. Gördün mü Sonay? Yani ayrılıyor. Kesmekte zorlandım. Yani çok lezzet alamadım. Hadi belki ona takılmazdım ama çok zor yine. Yani tavuklarım falan gayet güzel. Yok, tavuklarda çok çiğlik hissetmedim. Yok yani bir şey yok. Derece derece biraz daha iyi pişmiş var, biraz daha fazla pişmiş var ama çiğ bir tavuk görmedim açıkçası. Yani çiğ tavuk olsa zaten peki. vermezdim. Ama kesemedim yani. Yani diğer tabaklarla hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum ben Nurten Hanım. Benim tabağımda bence gayet lezzetli bir tabaktı ama resmen herhalde bildiniz. Kesemedim. Ya yani, da buldunuz gelininizi, bana o yüzden bir verdiniz. Bilemem, nereden bileyim bulduğumu? Yani gelinizin elinin lezzetini biliyorsunuzdur, vermişsinizdir. Ya tabii ki bilmem lazım, yani. Biliyorum ama burada en lezzetliye veriyoruz. Tiyolaşma yok çünkü. En tabii lezzetli ki. Tavuk o geldi. Ha, diğerlerinde lezzet yok muydu? Vardı. Ama Nurten Hanım doğru bir şey söylüyor. Riske girdim yine. Çok özür dilerim. Bak doğru söylüyor. Tabaklar arasında bence hiçbir fark yok. Şöyle yaparsak gerçekten eşitleniriz. Bu bıçağı mesela koyayım. Şimdi ne oldu? Tabaklar eşitlendi mi? Evet. Siz bununla bir dahakine Sonay'ın tabaklarını şununla yapın. Daha rahat. Bak şu an mesela bütün tabaklar eşitlendi. Vallahi kesemedim yani. Çünkü neden? Sen kendin bile tabağının başına gittin. Ben gördüm yani şöyle bayağı bir soğumuştur, kesilmesi zorlanmış. Diğerlerinde normal mi kesildi? Sonaycığım bizimkiler soğumadı mı sence yani? Yani soğumuş olabilir normal. Aynı zamanda yaptık hani şu anda. Tamam demin siz de kestiniz, anne sen de kestin. Zorlandınız mı keserken? Ya bak hamurunda. Ben sana şey söyleyeceğim. Seni kayınvaliden senin tabağına 5 verdi diye sen tabağın iyi olduğunu düşünüyor olabilirsin. Evet, ama değil. Aslında senin tabağın bu. Olmadı. Benim kesilmiyor, oldu. Pişiremedin, yapamadın. Oldu. Bak kabul et, ilk günün şanslısın. İlk günüm yapamadım de, sığın arkasına geç ya. Ya niye sığınayım arkasına? Yaptım, benim yaptım dedin. Oldu. Bak, bak şuraya gittiğinde ben gördüm. 12. darbende bile yani zar zor kesildi, kesilmedi hatta. Kas ve yaptı kabul ya etmiyorsun. Nurten Hanım. Bak bak bak, kas yaptı orada kadıncağız ya senin yüzünden. Göster kollarını anne bak. Güç, tabii. Kas yaptı kadın sayende. Diğerlerini de. Seninkileri de kimse beğenmedi. 2-1 alıyorsun, 2-1. Tamam. Evet aşkım. İnşallah bakalım. Diğerlerinde de mesela kuru olanlar vardı, ıslak olanlar vardı. Yani denedim. Ama bu beni çok zorlayınca bir böyle... Sen benim bir almama şey aldanma. Ama Sonay bak ben seni tuttum. Burada Aysun'u göndereceğim de. Gönder, ben seni ders çalıştırayım. Yeşim'cim bıçağını geri vereyim. Nereden de buluyorsun bunları böyle? Allah Allah. Ekmek bıçağı getirdi, görüyor musun? Evet. Şekerim, bulduk mu? İnşallah bulmuşumdur. Tut bakalım. Birinci tabağımızın başına geçiyoruz. 3 puan verdik bu tabağa. Evet. Hazır mısın? Hazırım. 3 versen Aysun'a mutlu olur musun? Olmam tabii ki. Olmam. Haftanın başı ya hani. Yani 1'den iyidir. Evet. Ama 5'ten kötü. Bakalım 3 puanı hangi geline verdik? Biraz olsun lezzetli buldun bu tabağı. Evet. Sen beğendin genel olarak ve 3 verdik. Acaba senden 3 puanı kim almış, açar mısın? Hatice, Aysun hala çıkmadı. Nurten teyzeciğim, tabağımı beğendiniz. Altı pişmemiş dediniz, diğerlerine baktınız, diğerlerinin de altını pişmediğini evet, gördünüz. Altlarında bir sorun var. Neden 3 verdiniz peki? Tavuğun çok lezzetli gelmedi. Aslında hani but kemikli bir et, hani göğüs eti olsa yavan olur ama evet. çok lezzetli gelmedi. Yani o tavuktaki o tavuğun suyundaki lezzeti olmadığı için
Dolayısıyla yufkasına da geçmemiş. Ama siz o şekilde yorum yapmadınız. Şu an bu şekilde yorum yapıyorsunuz. Ben burada tavuğumu çok güzel burada. Önce bir baharatla karıştırdım tabağı. Belli zaten detaylı. Dedim. Yani bir baharat içerisinde olmuş ki suyu lezzetlenmiş dedim. İçerisinde iki tane havuç, bir tane soğan ve bölünmüş bir şekilde kapağını gördüm açmadan, tüyo vermek istemiyorum, kapağını açmadan buharında böyle pişirdim. Tamam. Lezzetsizse bir saniye, lezzetsizse bilemem, belki tavuk güzel otlanmamıştır. Bak çok lezzetsiz olsam bir veririm. Evet, hayır, ben de onu diyorum bak. Şimdi arada orada kaldı. Dediniz ki ikisini bence beş verdiğinizle onun arasında kaldınız. Üçü vermek için mi verdiniz? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü şu an buraya geldiniz, dediniz ki tavuğu lezzetli değildi falan filan dediniz ama karıştırdınız. Siz orada beğendiniz zaten. Öyle diyebilirsiniz. Hani beş kadar beğenmedim olabilir ama tavuk lezzetsizliği kabul etmiyorum. İki tabak arasında kalınca ya beş ya dört ya beş üç falan veriyoruz ya. Evet. Ben de bunu üç olarak değerlendirdim. Peki bir şey soracağım anne. Gerçekten çok lezzetli bulduğun iki tabak oldu ve diğerlerini o yüzden meyledin. Son ayın zaten yufkasından dolayı o tamam. Yaptım. Buna da... Ona lezzetli demiştiniz. Ne dedin ona? Ama ona lezzetli dediniz. Ben tavuğundan seni tanırım. Sen tavuğu öyle yapmazsın. Neyse sizin zamanınız geldiğinizde konuşursunuz onu. Yani benim tabağımın açıkçası dediğim gibi biraz önce kayınvalideme gelen alt tarafta pişirmediğim bir borcamım vardı. Hani ondan denk gelmiş kayınvalidem. Çünkü ben tabağımı hani biliyorum. Kayınvalideme öyle puan verdi. Lezzetli bulduğunuzu söylediniz. 5 ve 3 vermek için verdiniz yani. Yanlış anlamıyorum değil mi? Öteki tavuk da lezzetli değildi diyor. Değil. Bak yani hani çok da yüklenmek istemiyorum. Haftanın ilk günü. Tavukta çok lezzet yoktu. Çok iyi edersin anne. Çünkü lezzetsiz bulduğun tabağa ve lezzetli bulduğun tabağa aynı puanları veriyorsun. Niye aynı değil ki? Beş, hayır hayır, 5-3'ten bahsetmiyorum. 5-3'ten bahsetmiyorum. Birbirlerden bahsediyorum. Lezzetli bu dediniz. Tabii. Bakın lezzetli tavuk zaten normalinde lezzetli bir yiyecek ya. Ama biri lezzetli bulmadınız mesela. Evet, sonra değiştirdim. Tavuğu lezzetli değil dediniz. Evet öyle dediniz. Dın 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 dın. Artık bugün de bulamazsam... Beyhan gibi rekor kıracağım. Gelinin bulamama rekoru kıracağım. Beyhan'ın yanında otura otura hakikaten psikolojim bozuldu yani. Diyorsun. Vallahi Beyhan abla mı bulaştı suyu sana? Suyu sıçradı bana. Aa, öyle derler ya. Olabilir. O da bulamıyor ya. Ben olabilir. De bulan bir kayınvalideydim. Ne oldu ben anlamadım. Onun rehavetine kapıldı. Ay evet. Ha, o zaman. Bir de o geldi, tiyolar kalktı. Ne Reyhan'mış ne Beyhan'mış yani. Doğru. Tiyo da yok, nasıl bulacaksın? Çok sinirleniyor çok. Aysun doluyum. Mu? Yeşim mi? Yine şampiyonlar kapışıyor. Bakalım hangisi kaptı 5 puanı? Bir verdiğin tabağa da çok olumsuz yorumlar yapmadın. Stratejik davrandın. Puanlarını düşük tuttun. Bakalım 5 puan size yarayacak mı? Hazır hissediyorsan... Aç şekerim. Yeşim! Afiyet olsun. Ah Yeşim. Şimdi... Anne tabağıma herhangi bir olumsuz yorum yapmadın. Tek yaptığın olumsuz eleştiri neydi biliyor musun? Biraz ıslanmış, biraz ıslanmamıştı. Hepsinde vardı. Hepsinde vardı diyorsun. Hepsinde bak var. Olumsuz herhangi bir yorum yapmıyorsun. Ya 4 puan gitti ya bir küçücük yorum için, olumsuz yorum için. Beğendin, tavuğunu da beğendin, piştiğini de söyledin, lezzetli dedin. Ama bak gerçekten artık çok üzülüyorum ya, gerçekten çok üzülüyorum. Bak sana da yüklenmek istemiyorum, anlıyorum seni. Şu son 2 haftadır senin yaşadıkların, benim sana karşı olan tavırlarım... Ya seni benim acilen toparlamam lazım. Ben kendim bak, değil. Bak benim seni acilen toparlamam lazım. Bana mı kırılıyorsun? Bir şeye mi takılıyorsun? Bak bana kırılıyorsan da özür dilerim senden. Ama yani ne yapmam lazım daha? Hani cuma kendine getirmem için bilmiyorum. Sen dinlemedin, duymadın orayı da. Yarış bitti dedi, bitti. Yarışmıyor belki de kadın. Şu an devam etmek istemiyor belki de. Devam etmek istemiyor olsa benim annem gayet dobra bir kadın. Elimle konuşur, benimle konuşur bunu. Konuştu bu da. Üstünden hafta sonu geçti. Bana derdi ki Aysun ben artık yarışmak istemiyorum kızım. Gel çekilelim. Aysun
Geçen hafta bir puan da burada kaldın ya. Arkadan şey benim anne. Bu hafta o bir puan da olmayacak. Ben buradan sana el sallayacağım. Seni de Sonay gönderecek şimdi herhalde. Şimdi şöyle bir durum var. Olmayan tabaklar burada 5 alırsa ben daha çok girerim. Dedi ki ben Aysin'in olmayan tabaklarla siz burada övünüyorsanız. Olmayan mı? İşte o da. Senin tavuğunu beğenmedi. Dedi ki ben Aysun'u tavuğundan tanırım dedi. Aslında ıslanma değil olay. Orada ne, bak sen kayınvalideni. Sen nereden biliyorsun kayınvalideni? Zihnine giriyorsun. Aslında olay zihin o değil, değil arkadaşlar değil. Falan. Böyle üstten üstten konuşma rica ediyorum. Senin dinleme problemin var galiba. Kayınvalide siz demediniz yok, mi? Yok benim hiçbir ben problemim Aysun'un yok. Tavuğundan. Anlar. Bak kayınvalideni biraz dinlesen herkes ona göre tabak çıkarırsın. İstediğini söyleyebilirsin. Dedi ki ben tavuğundan Aysun'cum sen hiç yorum yapma bana. Aysun'cum kayınvaliden evet geçen hafta pes etti. Bunu da bu hafta böyle devam ettiriyor ki çünkü mecbursunuz. Bir puanla kaldınız da mecburen. Yani hani ya diskalifiye olmanız lazım ya da böyle tabağınızı artık sen mi kötü yapıyorsun bilmiyorum. Sen benim puanlar alman lazım ki. İçin burada işte bilmiyorum. İşte bu hafta gideceksin. Bak biri de alırım. Daha da böyle kendime özgüvenim gelir. Elimden geleni yaparım. Beşi de alır bileziğimi de takarım. Yok sen işte kayınvaliden pes etmiş. Sen işine en bak ki kayınvaliden seni bulsun. Benim kayınvaliden bak. Benim kayınvaliden beni bulmasa da pes etmiyoruz biz asla. Ben ettim mi? Kayınvalidelerim geçmiş olsun. Günün kritiğini yapalım. Haftanın başı yeni bir gelin ve kayınvalidemiz var. Konuşacak çok şeyimiz var. Son noktayı da Beyhan Sultan koyacak. Ben çok yalvardım ona. Yeşim evini göster. Yeşim adresini ver. Beni yanlış adreslere yönlendirdi. Yani ben buna çok yalvardım. Yani bazı şeyleri böyle yutuyorum ya artık burama geliyor bazen. Kirli ellerini çek üstümden diyorsun. Ya insan sevdiğine kırılır ya. Ben onu çok seviyorum aslında. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden ya? Benden nefret ediyorsun ya. Gelmem bir daha. Herkese merhabalar. Haftanın başı. Salonumuza kurulduk. Keyifler yerinde. Yerinde mi? Evet. Gelinim ve kayınvalidem alışmaya başladınız mı? Alıştık. Evet. Ay senin o koltuğunu, oturmanı, çayını. Beyhan abla pabucun dama mı atıldı? Evet. Beyhan ablanın bakışa bakın. Öyle olmuş yani. Şöyle bir görmedim de daha bir şahit olamadım. Böyle bir koltuğumuz olmadı. Evet. Ama sen genceciksin. Ha? Evet. Genceciksin. Ben böyleyim. Sen genceciksin. Eğer burada olmak, bizimle yarışmak, bizim prensesimiz olmak, sultanımız olmak isterseniz www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 37 07 başvuruyorsunuz. Şöyle baş köşelere kurulu veriyorsunuz. Çay da ikram ediyoruz vallahi. Çayımız güzel mi? Evet, taze çok güzel. Mi? Ha? Evet. Tamam. İstersen söyle bir daha yenileriz. Teşekkürler. Ay biraz ortamı yumuşatayım dedim. Çünkü neler olmuş neler. Kayınvalideler odasında Hüsniye kayınvalidemle Nurten kayınvalidem arasında oldukça gergin anlar yaşanmış. Hüsniye kayınvalidemin hangi açıklaması Nurten kayınvalidemi çok kızdırmış? İzleyelim. Az önce sen bana ne demek istedin? Siz üçüncü yılın şampiyonu olduğunuzu söylüyorsunuz evet, üçüncü ya. Evet, sezon. Evet. Evet. Ama artık o bitmiş. O olay bitmiş. Siz kendinizi hiç yenilememişsiniz. Aynı Nurten, aynı Aysun. İnsan Allah bir vizyon Allah. Sahibi olur. Kendini yeniler, kıyafetlerini yeniler. Hala geçen sezonun kıyafetleriyle katılıyorsunuz. Aynı yorumları yapıyorsunuz. Katılırım. Ben şuna... Dünya para vermiş, almışım. Bir kere giymek için mi? Aynı mimikleri kullanıyorsunuz. Aa. Ne var bunda? Kuşatanlarız, biz bu. Yani kendinizi siz, geliştirmediğiniz için cümleler de değişmemiş. Siz bana vizyonu gelişmemiş diyemezsiniz. Ben buraya ilk o katıldığım sezon neysem aynı Nurten olarak buradayım ben. Dobra, sözü net. Yalanı yok, dolanı yok. Ama bitti. Üstüne bir şey katsaydın. Birkaç kat çıkın üstünüze. Ne Nurten, katayım? Nurten olun. Sizin gibi mi yapayım? Siz ilk sezondaki gibi misiniz? Buraya gelip
İlk sözüm ben böyleydim. Bu sezon geleyim, atayım, tutayım, sallayayım. Ben atmam. Değişik değişik. Benim tarzım fikirler. Yok. Hayır, hayır. Ben hayır. Kendimi bozmam. Yani Nurten Hanımcığım, ben onu bunu bilmem. Sanki üçüncü sezonda kendinizi bir sandığın içerisine kilitlemişsiniz. Aa. Şimdi de açmışsınız, her yer naftalin kokuyor. Sandıkta değerli eşyalar saklanır. Ben de o yüzden çok değerliyim. Aa, aa, ben hiç böyle bir şey tahmin etmedim. Nurten abla, ben de inadına sana iltifat ettim kıyafetine falan. Hüsnü abla, niye böyle şeyler söyledin? Ben söylediklerimin arkasındayım. Nurten Hanım hep benden bahsederken, beni anlatırken kendisini kaldıramadığı için, beni değil, kendisini kaldıramadığı için. Diyalog nasıl başladı? Sen neden böyle şeyler söyledin? Ben neden böyle şeyler söyledim? Gördük hepimiz cuma günü. Burada yokmuşlar gibiler. Artık zaten gitmeye hazırlanmışlar, kabul etmişler. Şampiyonluğun hiçbir tarafını görmüyorum ben bakarken. Çünkü kendisini geliştirmemiş. Bir insan her gün kendisini geliştirmezse... Senin gibi atıp tutayım mı? Ben atıp tutmuyorum. Kendimi geliştirdim deyip bu sezon gelip... Hayır. Afaki afaki, akla mantığa, siz sığmayacak bak, şeyler mi yapayım? Ben gelinin mutfakta da var olmadım. Ben öncesinde de buldum. Bir saniye ama, bir saniye. Ben işte üçüncü sezon şampiyon oldum. Buraya geleyim de beşinci sezona şöyle bir kendimi hani ispatlayayım çabasında değilim. İspatlama gereği duymuyorum ki ben. Ben o zaman bugün de aynı Nurten'im, kusura şimdi, bakma. Aa, ben bunu kabul etmiyorum. Beni, ben hiçbir zaman aynı insan olmam, gelişiyorum ben. Elbiselerimle yargılayamazsınız. Yakıştırıyor muyum? Neyi? Elbiselerimi, kıyafetlerimi, temiz temiz giyiniyor muyum o. Seyirci beni elbisemle sevmedi. Seyirci benim karakterimi sevdi. Ben elbiseden bahsetmedim. Seyirci benim sadece elbise değil. Kişiliğimi sevdi. Benim kıyafetlerimi sevmedi. Senin tercihin o. O zaman niye eleştiriyorsunuz? Yani hayatım, bu gidişi vardı ama. Cuma günüyle ilgili senin bu söylediğin. Evet, vurun, evet. Vurun abalıya. Sen ne diyorsun? Ya aynı şekilde sana da söylemiş oluyor. Üçüncü sezonda kalmışsınız diyor. Sandıkta naftalin kokusu içinde duruyorsunuz diyor. Üçüncü sezonda kalsaydık şu anda burada olmazdık. Bir puanla biz, kaldın. Bir Hüsnü puan. Ablacığım, şöyle bir hafızanızı şöyle bir kurcalarsanız, geriye dönüp bakarsanız, ben bu mutfağa beşinci sezonda geldiğimde yaklaşık beş hafta kadar hiç potaya kalmadım. Ya bilezik aldım, ya ikinci oldum, ya da bileziği birkaç puanla kaybettim. Biz geldiğinizde, siz dün gelmediniz, siz de bir aydan fazladır yani buradasınız. Geldiğinizde kaçıncı hafta bileziğinizi aldınız? Her hafta neredeyse potodaydınız. Değildik. Sizi burada titrerken görüyordum. Değildik. Burada Ay kamera sınca. Önünde ve kamera arkasında ben gidebilirim. Ben gidebilirim. Olabilir. Aysuncuğum, bunu hepimiz söylüyoruz. Sen asıl bunu kabullenmiş söylüyoruz. Ve vazgeçmiş olan bunu sizdiniz. Hepimiz söylüyoruz. Birincisi konuşturacak mısınız? Konuşturmayacağım. Çok konuşuyorsun çünkü. O zaman buyurun. Çünkü hiç es vermiyorsun. Birincisi buraya kimse kazık çakmadı. Herkes gidecek. Biz burada hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Biz onu söylüyoruz. Hepimiz boş aynı şey. Siz, hayır, Aysun burada diyor ya, sen biz arkada diyorsun diyor, gideceğiz, gidebiliriz bilmem. Hepimiz bunu söylüyoruz çünkü puanlarımıza bakıyoruz. Birer ikişer puan olunca buna göre yorum yapıyoruz. Kayınvalidem bu konuda katılıyorum gerçekten. Siz üçüncü sezonda kalmışsınız. Bu sezonda yani pes etmişsiniz. Peki hedef neden üçüncü sezon şampiyonu? Mesela Yeşim de potaya giriyor. Beyhan çünkü, Hanım da giriyor. Çünkü bakın. Nurten Hanım restoranını anlatırken bile şampiyonluğun yeri diye anlatıyor. Şampiyonun yeri siz diye böyle anlatıyor. Bir ünvana daha önce sahip olmuş olsaydınız, tekrar bu mutfakta, yani bu ünvana sahip olduğunuz yere geri döndüğünüzde sıradan bir insan gibi mi davranırdınız? Yoksa haklı gururunuzu sıradan yaşayıp onun altını mı çizerdiniz? Bir dakika, ben bir şey söyleyeceğim. Karşımdaki insan da bir şampiyon, ben de bir şampiyonum. Siz değilsiniz. O yüzden bizi anlamanız mümkün değil. Şimdi şurada şunu söyleyeyim. İstediği kadar burada şampiyonlar olsun, kötü tabaklara puan verip burada şampiyonuz diyen insanların yanında lezzetin kraliçesi var. Şimdi konuşun. Nerede lezzetin? Şimdi konuşun. Hayır, lezzetin kraliçesi burada. Lezzetin insanları... kraliçesini kayınvalidesi o lezzeti hiç bulamadı. Bulamadığımda affetmem, alır biri. Sen alırsın, lezzetin kraliçesi demek olursun. Demek ki lezzetin kraliçesi değil.
Lezzetin kraliçesi olsa o lezzeti bulur, beşi ya bilirsin. Ya sizler kayınvalidemi karıştırmayın. Lezzetli deyip hep... Niye karıştırmıyorlar? Ben karıştırıyorum. Sen hayır anne, şu an seni senin beni bulamadıklarından sadece vurmaya çalışıyorlar. İyi yaparsan Hatice. Gerek anne demek şu an sorumlulukları. Şu an biz mi tartışalım anne, bir susar mısın? Her zamanki haliniz. Şu an biz mi tartışalım? Biz devam edin lütfen. Bence tartışalım, biz seninle bir tartışalım. Ya sen, ben seni anlamıyorum gerçekten şu an. Senin beni bulman tamam, evet çok önemli ama siz lezzetli puanlara her defasında belirli yapıştırdınız. Ben evet eyvallah dedim ama yine de lezzetten ödün vermedim asla. Ve ikincisi işte sıradan bu diye kimseyi bu aşağılayamazsınız. Ne? Biz şampiyonuz. Sıradan. Sıradan insan derken ne demek istedim? Yanlış anlaşılmış olabilirsin orada. Yanlış anlaşılacak bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Sıradan insan derken hani bu bir ünvansa, yani yarışma anlamında söylüyorum, yoksa kişilik karakter... Hatice'lerin ünvanı olmadığı için onların sıradan şimdi, yarışmacı olduğunu mu söylüyorsun? Şimdi bir lakap vardır, ben derim ki Beyhan, Beyhoş teyzelerim, örnek veriyorum, bu bir lakaptır. Ben kendime de takabilirim, başkası da. Ama ben bu ünvanı aldım. Araya gireyim, sen kaç bölüm burada yarışmışsındır? İki sezon... Bir sezon ama ben ilk bir 4 ay kaldım, sonra gittim. 2 ay kaldım yani alt... Uzun bir süre çok, sen de buradaydın yani. 2 ay kaldım, sonra tekrar çıktım, bir daha 2 ay kaldım. Toplam böyle kaç 4-5 ay kalmadı. Oldu? Nasıl? Toplam kaç bileziğin oldu o sezonlar? 42 bileziğim 42 vardı. 42. Derken ne, elendin de mi çıktın mesela? Hayır, elenmedik. Elenmedik. Bana kendimiz, 8 kere gidip geldin kendimiz, derken demek kendinden bahsediyor. Hayır, bir tanesinde evet bir arkadaş elenecekti. İşi dolayısıyla bize, biz elenecektik. İşi dolayısıyla bize verdi yerini. İkincisinde biz kendimiz işimizden dolayı çıktık. Sizin gibi böyle sürekli bumerang gibi gidip gelmedik yani. Yok. Bir şey söyleyeceğim. Benim sıradan kelimeme neden bu kadar takıldınız? Takılırım. Yanında... Çünkü sen kimseye sıradan diyemezsin. Ama bir sus ya. Kızlar daha sakin olun. Birbirimizi anlamaya size çalışıyoruz. Size anlatayım o zaman Nursel. Anlat aşkım. Sıradan bir insan kelimeme bu kadar takılıyorlar. Hüsnü abla büyüğümdür, kendisine daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Benim anneme resmen vizyonsuzsun demeye getirmiş. Sıradan kelimesi sizin için bu kadar önemliyse, o zaman biraz empati duygunuz varsa karşınızdaki insana vizyonsuz diyemez. Vizyonsuz ayrı bu bir kelimedir. Bu ne yaman çelişkidir derim ben de. Vizyonsuz ayrı bir kelimedir, sıradan ayrı kelimedir. Bunları eve gidince bir bakarsın ne demek olduklarını. Hangisi daha ağır acaba? Peki Yeşim, sen de bir şampiyon olarak Beyhan abla sana da soruyorum. Siz üstünüze alınıyor musunuz bu söylediğini? Mesela sen de bulamıyorsun Beyhan abla, siz de kaç kere gidiyordunuz, potaya girdiniz. Ya üzerinize bir şey katmadığınızı düşünüyor musunuz siz de? Ya size ben... de taş geliyor aslında. Ya da niye size sataşmıyor da o tarafa sataşıyor acaba? Ya zaten geldiğinden beri Hüsnü Hanım direkt Aysun ve Nurten Hanım'a karşı bir cephesi var. Ya rakip olarak görüyor ya da hissel enerji olarak bir enerji almıyor da olabilir. Ama ben Hüsnü Hanım'a ilk defa hak vermiyorum. Hiç hoşuma da gitmedi konuşmaları. Orada diyor ya, bir kıyafeti bile üst üste giyiyor falan. Bana hiç hoş gelmedi. Hüsnü Hanım'a da hiç yakıştırmadım. Hatta burada düne kadar diyordu ki işte masraf, düğün bile masraf yapmayın, masraf yapmayın. Bu insanlar burada belki 300-500 bölüm yarıştı. Tabii. 300-500 kıyafet almak zorunda değil. Bütçesi olsun ya da olsun. Belki olmaya da bilir. Benim bile burada 3-5 kere giydiğim kıyafetler hoşuma gidenler oldu. Herkesin bütçesi ya da bütçeyle de alakalı değil. Konuyu orayla bağlantı kurması bana çok saçma geldi. Çok, bir. Çok. İkincisi hani Hatice bulacak? Diyor ya aşağılayamazsınız. Benim gözümde bu da bir aşağılama aslında. Nereden biliyorsun sen o kıyafetin geçen sezon ne olduğunu? Onu nasıl hatırlıyorsun? Seyretmiş, beni seyretmiş. Hayır, merak ettim inan ki. Seyretmiş. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Nasıl kendisi hatırlıyor? Arkadan anlatıyor. Yakaladım seni. Arkada anlatıyor ki. Ne anlatıyor? Anne sen bunu giydim onu giydim mi diyorsun? Elbisemi çok beğendiler. Hepsi. Çok güzel elbisem var dediler. Benim ortanca gelinimin bohça hediyesi bu. Markası da vardır. Fark etmez ki markalı olması. Hani küçümsüyor ya. Yo ben gelinim, küçük. Ortanca gelinim nişan bohçasını hediye olarak çok güzel bir çantayla. Keşke de söylemeseydin. Bir saniye. Onu buraya taşıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok önemli. Söyle. O kadar bilezikleri var kolunda. İsterse kayınvalidesine de kendi giyiniyor Aysun. Aa, kendi giyiniyor, dakika, kayınvalidesine dakika, de var. Beyhan abla, kızlar çok şey oluyorsunuz farkındayım. Ne demek istediğini anlayalım. Ya şu Aysun'un kolu bilezik dolu. Kendisi giymeyi kuşanmayı biliyor. Elbiseye mi verelim? Bir saniye. Kayınvalidesini de giydirebilir. Ne yapsın bilezik? Kıyafet mi alsın? Öyle mi demek? Kendisi karşıydı ya.
Çok alışverişe, lükse, hayır bak bir saniye. Bence... Bir televizyon ekranına çıkıyorsan, bir düğüne gidiyorsan, bir derneğe gidiyorsan o ayrıdır. Bu fuzulu değildir. Hayır şu kıyafetsizce bir sokak. O çok güzel, o ayrı bir şey. Sen, ben bugün için konuşmuyorum ki. Bugüne mahsus değil. Her zaman arkada güzel giyiniyor. Yarın da. Her zaman güzel giyiniyor da. Kızlar. Şampiyonluğundan kalma günlerden kalma o. Yeni kayınvalidem. Yeni kayınvalidem. Sen çok önemli mi senin için? Mesela 10 kere görsen şu elbiseyi bir yarışma programında birinin üstünde... Yani sen çok tutumlu bir kayınvalidesin. Görüşmelerde bununla ilgili bir sürü şey anlatmışsın. Ay hep aynı şeyi giyiyor mu? Aynı elbiseyle görmek istemem tabii. Aynı elbiseyle birkaç kere görmek istemez misin? İstemem. He. Ya. Tabii siz de 9 ay yarışsaydınız 5 gün çekim oluyor burada. Neler konuşuluyor 5 kıyafet alsaydınız sonra ne olacak? Dönüyorsunuz tekrar giyinebiliyorsunuz. Hem tutumluyum diyorlar. Ama aynı elbiseyle tekrar çıkmak istemem ya. Yani. Ama yani şöyle geçen sezon 3. sezonda onlar yarıştığında giymiş. Şimdi 5. sezondalar. Yani, hani aradan 2 sene geçmiş. Giymesin mi bu elbiseyi? Sakıncalı mı? Bence giymesin. Yapma ya. Hayret ya. Çok şaşırdım. İnşallah şaşırdım. Şunu merak ediyorum. Ben mesela çocukla torunlarımın yaş günlerinde kıyafet alırım. Aynı elbise giymem yani. Seneye yani değil mi? O zaman senin bayağı geniş bir gardırobun var. Ama giymem yani her resimde aynı resimle çıkmam. Aynı göbekle çıkmam yani. Sonay, sen buraya Aysun'u gözüne kestirdin. Dedin ki buraya bir sarışın yeter. Hüsnü Hanım'ın açıklamalarına ne diyorsun? Sence oldukları yerde sayıyorlar mı? Yani 3. sezondaki performans yok mu? Evet bence de oldukları yerde sayıyorlar. Artık bence de gitmeliler buradan. Ay Allah'ım, ben de öyle düşünüyorum. Yine aynı kelimeyi söyleyeceğim. Ne Nurten'miş, ne Aysun'muş be. Hayır ya, ne demezsiniz? Güzel bir şey konuşuyorum. Diyorum ya, bakın yüz tebessüm ediyorum zaten. Biz de tebessüm. Neymişiz biz be? Neymişiz yani? Gurur duyuyoruz benim tekrar kendimize. Benim en çok takıldığım şeyi söyleyeyim. Hüsnü ablanın benim kolumdaki bileziklere göz dikmiş olması. Beni çok rahatsız ettiniz. Ne alakası var? Çok rahatsız ettiniz. Annemin kıyafetinden benim altınlarına kadar. Ay durun durun. Enerjimizi benim sadık alın. İzleyicilerimize soralım. 5 sezondur hiç kaçırmadan. Siz üzerindeki kıyafeti hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsanız şimdi görünce rahatsız oldunuz mu? 10 gün sonra giyse rahatsız olur musunuz? Sizin için önemli mi bizim... Gerçekten ne giydiğimiz, ne taktığımız, ayakkabımız bana hep diyorlar. Hep aynı ayakkabıyı giyiyorsun diyorlar. Oradan biliyorum. Çünkü benim ayağım 35, boyum da kısa. Nüt diye aynısını giyiyorum boyumu kaldırsın diye. Yani bazen böyle ne bileyim sürekli farklı farklı kıyafet alamayabilirsiniz gerçekten. Ama gelini giyiyor, ona ne diyeceksin? Ben de aynı şeyleri giyiyorum. Kendime dikkat ettiniz sadece. Hayır. Ben de 3. sezonu giydiğim her şeyi tekrar giymeye başladım. Geçiyorum konuyu. Sosyal medyaya attım topu. Bakalım neler yazacak izleyiciler. Sana katılanlar var mı Hüsnü abla? Çok merak ettim. Ya da belki de Nurten Hanım'a katılanlar vardır. Gelinlerimden çok ilginç bir VTR'm var şu anda. Gelinlerimden Yeşim'in kayınvalidesi Beyhan Hanım'ın evinde çektiği görüntüler büyük tartışma konusu yaratmış. Ucundan ben de gördüm, ağzım açık kaldı. Bakın neden. Bu ne ya? Buzdolabına bile kilit takmış ya. Bu nedir ya? Ben geliyorum diye mi yapılmış bir şey, ben anlamadım. Duşa kabini kilitlemek nedir ya? Hani ne demek? Duşa girme mi yani? Banyo yapma mı? Nedir yani? Tost makinesi. Bari bunu yapma ya. Allah'ım. Yani evin her köşesi böyle. Sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir gelinsin? Kız sen villa aldın, ev aldın, daire aldın. Ben koştum, sen kaçtın. Sen bana evin adresini söyledin mi de sen benim evime ne aklı gelip de ben de senin özel yerlerimi sana göstermiyorum. Özel mi? Gitledim. Özel. Sana bir dakika, ne? Tost makinesinin ne özeli var senin aranda? Artık sana güveniyorum. Diyorum ki Yeşim belki beni evine götürür. He. Adresini söyler diyorum. Gidiyorum günlüğümü alıyorum. Kavanozun içine para koyuyorum, onu buluyorum. Senin benimle derdin ne? Bahane uydur.
yaptırma. Bu nasıl bir mantıktır ya? Tost makinesinin ne üzerine arasına paralar mı sakladın? Duşa kabini kilitlemek nedir ya? Sen benim evimi böyle bütün bu dünyaya göstermeye ne hakla? Şu kirli ellerini lütfen üstümden çek. Senin, benim... Lütfen, lütfen. Daha laf istemiyorum senden, yeter. Sen beni evine aldın da ne oldu? Bu ne demek oluyor? Emme girme gibi bir şey, Türkçesi o. Bak, beni kışkırtıyorsun. O evine bir daha girmem. Bana yalvarırsın, dön Yeşim, geri dön. Ay Beyhan abla, birazcık böyle ağır bir cümle mi? O kirli ellerini çek üzerimden. Ne, yani neden öyle bir şey söyledin? Ben çok yalvardım buna. Yeşim evini göster, Yeşim adresini ver. Beni yanlış adreslere yönlendirdi. Beni, yani ben buna çok yalvardım. Benim evime bir gün gelmeyle çocuk bu tarafı istemiş, annesine gelmiş. Evine geri geçememiş. Çocuk da biz isteyince bize gelme, gelir gelmez benim evimi çekiyor. Niye, neden? Yani öyle bir anladın. Yeşim sen niye ağladın? Sinirim bozuldu ya. Yani bazı şeyler böyle yutuyorum yutuyorum ya, artık burama geliyor bazen. Kirli ellerini çek üstümden diyorsun. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden ya? Sen benden nefret ediyorsun ya. Gelmem ya. Bir daha. Bu, gelmeyeyim. Bu kadar mı soğudun benden ya? O kilitler ne demek biliyor musun? Ha. Basit bir şeymiş gibi söylüyorsun ya. Hiçbir şeyime dokunamazsın, evime dahi giremezsin. Bu kadar. Kim? Ben sana onu söylemedim. Ben sana sadece... Dedim ki eşimle sadece arada sırada yalnız kalmak istiyorum. Bana gelme demedim ama senin bu yaptığın çek üstümden ellerini. Bu ne demek? Allah rızası için kaç aydır ben bunun peşindeyim. Onu bahane etme. Tamam bak, o konu başka, bence de biraz ya sinirle hani ağzından öyle bir şey çıktı değil mi? Öyle bir şey demek istemedin bence. He? Onu kızdırmak istedin sanki. Tabii yani o kadar da kırmak istemedim. O kadar da demek istemedim. Çok sinirlendim. Ya insan sevdiğine kırılır ya. Ben onu çok seviyorum aslında. Böyle söyleyince de çok ağrıma gidiyor. Ben hani bazen diyor ben seni kızım gibi seviyorum ama düşmandan söyler gibi bazen bazı kelimeleri söylüyor. Çek ellerin üstünden ne demek yani? Bazen doluyorsun, taşıyorsun. Sonra ben burada ağlak oluyorum. Şey artık patlıyorum ya. Sonra bak şey gibi anlatıyorsun burada. Senin o yaptıkların çok normal. Benim videoya çekmem anormal bir durum gibi söylüyorsun. Sen geliyorsun diye mi onlar... Yeşim. Lan, dur Beyhan abla. Asıl konu o da, öyle bir cümle etmişsin ki vallahi sordum onu da yani. Niye her şey kilitli? Duş niye kilitli? Yeşim. Tost makinesi neden? Kiler dolabını kilitlemiyordum. Orada mahsus bir şeyler... Para mı var bunların içinde? Kilitli olanların içinde para mı var? Para mı var oralarda? Ya kime ne? Ama çok değişik. Kime ne? Evet. Bulmadığımız zamanında buzdolabına koyuyorum, orada buluyor. Pirincin içine sokuyorum, orada buluyor. Ama kime ne? İşte senin niyetin bak. Şimdi... Ben yine de dedim ki torununu görsün, özlemiştir. Kalktım, bana ne kadar burada neler yapsan da tuttum kolundan çocuğu yine getirdim. Ha. Torununun getirdim, canı... evde çektin ya, götür. Torununun canı oradan dolaptan bir süt çekse, bir şey yapsa, ama biz şöyle... orada anahtarlarla uğraşacağız. Evde tek başınıza mıydınız? Evet, beraber. Ay, çocuk bile demez mi, aa burası, buralar niye kilitli? Çocuk anlamadı ki, oyuncak sandı. Ne olduğunu anlamadı ki çocuk. Tost, ya ben daha her şeyi utandığımdan çekemedim zaten her şeyi de. Ya kumandaya bile şey sarılı ya. Yok artık. Televizyon izleme mi diyorsun yani? Şimdi bak, yani Yeşim'i korumak değil amacım ama kime ne diyorsun ya. Biz geçen günler konuşmadık mı? Sanki hiç paran yokmuş gibi böyle lanse etmedin mi? Sanki sokaklarda kalmışsın, evine kıyma girmiyormuş. En son Hatice'den bilezik istedin. Hani böyle şeyler söylediğin için... Şu anda oraların neden kilitli? Oraları çekeceğine bulaşık makinesinin bozuk olduğunu çekseydi. Aa, kalmış bir bulaşık makinesine çekmiş ya. Ha? Sen bir gün olsun... Deseydin ya, bulaşık makinesi de bozuk, açtın baktın oradan sonra... Senin ha? Kilitlemedik yerin mi kalmış ki ben her onu göreyim? Her yer kilitli ya. Her bulaşık yer. Makinesi kilitli de öyleydi. Ay özür dilerim, o gözümden kaçmış. Ama o kadar kilit gördüm ki, zincir gördüm ki. Bulaşık makinesi de kilitli. Yani bana söyler, bana söyle. Mesela... O günlerdir Yeşim seni zorluyor ya, sana tripler yapıyor, seninle küsüyor diye mi? Yeşim geliyor diye ona tepki mi verdin öyle? Ya, yoksa oralarda bir şeyler mi gizli? Senin evin hep bak, öyle kilitli mi? Yeşim'e ben gene söylüyorum.
Hala yalvarıyorum. Yanlış adreslere yönlendirdi. Keşke. Ondan sonra... Sen cevap versene benim söylediğime. He? O adresler geçti. Kız ayrıca senden sadece birazcık... Dedi ki biraz arada yalnız kalabilir miyim kocamla dedi. Hiç gelme demedi ki sana. Kaç aydır yalnız kaldığı yetmiyor mu? Bak bana şunu söyle. Benim orada özellerim vardı. Ben senin evine daha girmem. Gelmem. Bana de ki bir daha benim evime gelme. Ben sen değilim. Burada ne yalvarırım ne bir şey söylerim bir daha evine gelmem. Asla buna kırılmam da üzülmem durun, de durun. Gelmem. Öyle hemen gemileri yakmayın da sen bana şunu söylesen çözeceğiz. Şu an tepki olsun diye mi bunu yaptın yoksa senin evin genelde hep böyle kilitli mi her yerin? Hayır ben buna şey yaptım öyle. Kızdırdın. Ya kızdım yaptım. Hüsnü abla kilidin anlamı ne? Yani bir tepki olarak yapmış ya geline bunu. Şimdi kilidin anlamını tepki olarak yapmış ama bir insan bak sana söyleyeyim. Buzdolabını kilitlersen, yiyeceklerini kilitlersen senin evine bir daha rızık girmez. İyice fakirleşirsin. İyice ben bu şekilde bir şeyleri açık tutmak bolluğu bereketi çağırır. Sen sevgiden uzaklaşırsın, nasipten uzaklaşırsın. Beyhan gittikçe fakirleşeceksin bu açgözlülüğünle. Vallahi ben senin aklına gidersem... Hüsnü abla. Yani sen böyle bir şey yapsan Hatice ne yapar? Hayal bile edemiyorum. Ben böyle bir şey yapamam. Yapmaz zaten. Yapamam. Ya bilinç altında ne olabilir yani bir? Açlık. He? Hem açlık korkusu var. Beyhan Hanım... Sadece buzdolabı değil ki kitle olan. Duş çok bile. Dedi. Duş. İşte madde, o hurcun içinde her şey, her şey ama hayatındaki her şeyi parayla elde etmek istiyor. Bu yüzden bazı şeyleri bedavaya getirmek istiyor. Ben şimdi düşündüm de bir şey. Ucuza getirmek geldi. İstiyor. Orada ısrarla bulaşık makinesi diyor ya. Demek ki sen bana onu mu göstermeye çalıştın? Her şeyi kilitlemiş. Ha. Bir tek bulaşık makinesini, bir tek orası açılabilir. Sen bana onu mu demek istiyorsun? Sigaraydı. O bu mu ya? Bu yöntem bozuk. Sen bozuk olsa bizim haberimiz olur, biz onu yaptırırız. Senin bulaşık makinen bozuk falan değil. Belli ki ya da yenilemek mi istiyorsun? Bu yollara yani kulağı şöyle tutuyorsun ay ya. Ay yeşim şu makineyi tamir ettir haberim ve haberim yok ki bozuk olduğunda. Yok yok günlerdir ben bile sen beş kere duydum valla. Yok ben en az beş kere duydum burada. Bana da iki kelimesinden biri senin makinen güzel yıkamıyor. Bir de benim makineyi gör süper yıkıyor bulaşık makine. Ya benim Aynur, teyze. Aynur teyzem bütün evi kilitlemiş duşu. Tost makinesini, dolapları. Neden? Çok kötü bir şey. Gelin gelince? Benim gelinim olsa hiç gelmez bana. Değil mi? Yoldan bile geçmez, eve gelmek değil. Yani tepki olsun gelini, ona birazcık kızıyor böyle beni bulamıyorsun, beni bulamıyorsun diye. Gelini kızdırmak için yapmış. Kızdırmış da. Evet. Ki hangi gelin olsa kızar? Anda. Kim olsa kızar buna? Evet. Yani dolabı değil dış kapı kişiyi kilitlense bile ben alınırım. Ya benim kayınvalidem zaten normal bir kayınvalide değil. Ben onun farkındayım. Onu öyle kabullendim. Ama bazen öyle kelimeler söylüyor ki, öyle şeyler yapıyor ki artık resmen diyorum ki tamam benim de gerçekten Sonay gibi farklı şehirlere gitmem gerekiyor. Mesafe koymamız gerekiyor aramıza. Gitmedin mi? Beyhan abla dur öyle dik dik konuşma bak. Sen onu kızdırmaya çalışmışsın. Bence ben seni tanıyorum. Ama sen onu kırdın şu an. Bize karşı da her şeyini kilitlemiş geline karşı. Deriz yani. Siz bunu lütfen sakin sakin oturun. Gönlünü al. Vallahi bak o biraz hoş olmamış. Ha? Değil mi? Düşünmem lazım. Düşün. Son tadımımız Beyhan Sultan'la olacak. Bir konum daha vardı Sonay seninle ilgili artık yarına saklıyorum. Çok da olaydı ama artık yarın. Son tadım. Beyhan Sultan'la. Ben de şimdi tabakları kilitleyeceğim. Bu hafta da benim olacak o çeyrekler. En dişli rakip benim. Fenomen yarışma. Gelinin mutfakta da altın yağmuru sağanak yağışa dönüştü. Gelin gerçek altın görür. Sizde yoktur. Size takmamışlar. Gözünü alabilir gerçi. Bakamayabilirsin ama. Benim o çeyrekleri görmem için teleskop kullanmam lazım. Bir değil. Şimdi altın listeye nasıl girilir? Size onu da öğreteceğim. Üç değil. Kızlar. Beşi bir yerdelerimi gördünüz mü? Beş değil. Bir, iki, üç saymayı bilmiyorsan öğretebilirim tatlım. Gelinin mutfakta bundan böyle 7 altın bilezik dağıtıyor. 7 bilezik benim. Her hafta 5 çeyrek altın ve 7 bilezik için başvurunuzu yapın, siz de kazanın. Haydi son tadımımızı yapalım Beyhan Sultan. Buyur.
Hiç triplenme. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayayım mı? Tabii başla. Temiz sayfa açtık. Tamam, pazartesi bugün. Islaması iyi. Tavuğu da pişmiş. Tavukları falan kendileri didiklediler. Evet. Tereyağı yaktılar üstüne cos diye. Çok da kötü bir tabak değil olmuş yani. Ama kötü bir tabak mı? Değil. Çok kötü değil ama kötü mü? Değil. Kötü bir tabak değil yani. Tamam. Olmuş bir tabak. Tamam. Lezzetli. Evet, ha? Lezzetli. Hamur şeyin yufkasını fırında güzel kızartmış böyle. Bayağı bıraksan bitireceksin sanki. Ben bunu seviyorum zaten. Lezzet aldım. Afiyet olsun. İkinci tabağın bakalım sana neler söyleyecek, sevecek misin? Bu tabağın tavuk suyunu daha çok çekmesi, yufkaların tavuğunu güzel gitmesi bile... Yani bir keyif aldım. Bundan da lezzet aldım. Bu da lezzetli. O kadar da iştahlı yiyorsun ki yutkundum evet. Yani. Böyle katlamaları. Sadece gelinin suçu tavuğu böyle. Güzel ditememiş mi? Ha. Ama lezzetli bir tabak. Tamam. Bundan da lezzet aldım. Tamam. Bir mi daha güzel, iki mi? Yok, bunun şeyi daha güzel. Bunları da gelinler yaptı değil mi? Tereyağları gelinler yaktı, evet. Bu daha, bundan daha çok lezzet aldım. Tamam. Fena değil. Beğene beğene gidiyoruz. Oo. O kadar bol bol yedi ki vallahi. Oh. Vallahi güzel olmuş. Oh, ne güzel. Bunun yufkası çok sert. Hiç tavuk suyu hiç buna değmemiş sanki. Gerek şefe sattı gereken ama yufkaları çok sert. Bunu beğenmedim. Hiç de bir lezzeti yok. Tavuğunda falan da tavuğu da mı beğenmedin? Tavuk nasıl pişmiş, nasıl didilmiş? Tavuğu haşlandı, güzel ditmiş. Ama yufkası yani taş gibi. Tamam. Tamamen yumuşamamış. Ben bunu beğenmedim, bu tabağı beğenmedim. Sen sanırım... yufkaları değerlendiriyorsun. Öyle tabii, anladım ben. Tabii. Ben bu tabağı beğenmedim. Peki. Son tabağımız, gününde son tabağı. Buna da hiç tavuk suyu değmemiş. Hiç ıslanmamış. Ben bunu da hiç beğenmedim. Beğenmedim yani. Yufkalar kuru, hem katlaması kalın olmuş galiba. Mesela o tabaklar daha ince. Azıcık da tavukları, ben de mesela benim için et çok önemli. Tavuk suda pişiyor, haşlama bir tavuk pişmemesi gibi bagetin pişmeme gibi bir lüksü yok ki. Tavuk pişer, haşlama da pişer ama önemli olan bunun kızartması. Ortaya tabak çıkacak diyorsun. Tabii ki canım. Tavuğun bile tadı yok, tuz atmamış tavuğu. Onlardan hep tad aldım. Tamam. Tuzsuz geldi burun tavuğu. Tamam, kızma. Beğenmedin. Beğenmedim. He? Evet. Beyhan Sultan, puanla bakalım. Bir. Dördüncü tabak, bir puan. Bundan da tad alamadım, bir. Üçüncü tabak, bir puan. Tavuğu didilmemesine rağmen çok güzel tereyağı tadı, tavuk suyu tadı aldım. Beş. İkinci tabak, beş puan. Buna da üç puan. Birinci tabakta 3 puan. Ha, yani yesem yerim yani. Şu iki tabağı yerim. Birazdan sana veririm, onları yersin. Çok, çok da sevinirim bitirirsen. Hemen iki tane birden bir tanesini açıyoruz. Son tabaktan da başlayalım. Hiç, hiç tadı yok dedin. Tavuğa bile bakamadı yani. Evet, o yani yufka bulanmamış ya et suyuna. Peki... Senden ilk bir puan alan gelinimiz acaba kim? Senden
Bizden bir puan alan gelinimiz, üzülecek olan gelinimiz. Aç da görelim kimmiş. Sonay. Ya Beyhan teyze, tadı tuzu yok diyorsun. Herkes eşit koyuyor tadını tuzunu. Nasıl tadı tuzu yok tabağıma? Bak şimdi gerçekten tavuğumu haşlamışsın ama tuz yok. Herkesin aynı tavuk haşlanınca hiç tadı olmuyor. Yufkaların çok sert, dişim kesmedi. Ben sana söyleyeyim, benim dişlerim takma ya. Bana yumuşak yap sürekli. Yani herkesin tadı tuzu aynı oranda koyduk. Onların tadı tuzu var, benimkini yok. Alamadım, tamak benim, ağız benim, alamadım yani. Yani boşu boşuna bir verdin tabağıma Beyhan teyze. Ama biz sana söylemiştik kayınvalidenden 5 puan aldın diye, tabağın iyi anlamına gelmiyor. Seninki de iyi değil demek ki. Senin demiş, kayınvaliden de sana bir verdi. Sen beni bırak şimdi, bak ben senin ilk günün bugün. Kayınvalidene de hak verdim bu arada. Senin olmamış tabağını bulmuş olabilir diye. Az önce kendin de bir aldın, iki aldın. Az önce kendin de kesmeye çalıştın, kesilmediğini gördün. Tadı tuzu yok diyor. Şu an onun üzerinden konuşuyorum farkında. Senin tabağın olmadı dedim ben de zaten. Kim ister der, kim olduysa der, kim tuzlu der. Kaç puan aldın kayınvalidenden? Senin tabağın olmamış. Seninki de olmamış. Nokta. Aynı anda bir verdi sana. Bundan sonra bana daha yorum yapma. Bitti. Ben de sana yapmıyorum farkındaysan. Beyhan teyzeyle konuşuyorum. Tamam Beyhan teyze. Olmamış. Olmamış yani, beğenmedim, olmamış. Tamam Beyhan teyze, gelinini buldun, ona 5 verdin, benimkini de arada yedin. Kesin başlayalım. Kesin. Zaten kesin bulmuştur, nokta atışı bulmuştur o. Ya gelir gelmez ya ben gelini bulan bir kayınvalidem. Ya tadı tuzu yok demene takılıyorum. Herkes aynı oranda koyuyor ya Beyhan teyze. Ama şefin verdiği oranda koyuyor. Şimdi ben senin ya. bu sonrayın yani tabağı tuzu dedim de tad alamadım mı dedim. Yani tad alamadım dedin. Onu da beğenmedim. Tat alamadı zaten. Canım tadı tuzu yok demek ne demek biliyor musun? Benim damak tadıma uymadı demek. Damak tadıma uymadı demek ayrı bir şey. Tadı tuzu yok ama tuzu değil demek. Ona o şekil geldi. Malzeme eksikliğinden değil. O anlamda söyledi. Damak tadıma uymadı. Damak tadıma uymadı demedi ama. Tadı tuzu yok dedi be. Eksik demedi tatlım. Mecazen söyledi. Donay, bir kere daha söyleyeyim. Yufkaların sert. Tamam bunu söyle. Tavuk suyu değmemiş. Hiç tat alamadım. Tavuğun hiç tadı pişmiş ama tuzsuz, böyle saman gibi bir tavuk ben sana daha neyi tarif edeyim? Fazla suda haşlamış olabilirsin. Suyunu fazla. Yok yani. Suyunu fazla harcı şey yapmış olsam o zaman yufkalar sert kalmaz. Onun yufka değil, tavuktan bahsediyorum. Ben ne yaptığını bilmiyorum. Gel 3 puan verdiğini açalım. 3 puan herhalde böyle stratejik davranmak istemedin değil mi? Haftanın öyle beğendiğin için de 3 puan evet, verdin. Yani, bu tabağı evet yani. Haftanın ilk günü puan dağıtıyorlar. Sonra sonlara doğru cuma günü herkes bir kullandı, herkes. Senden 3 puan alan gelinimiz bakalım kim? Beğendik ve 3 verdik. Umarım yeşim çıkmaz. Böyle avuçlarımızın arasından kaymaz. Hazır hissediyorsan aç şekerim. Haftanın başı. Evet. Şimdi çıksa ne yapayım yani? Aysun! Beyhan teyze, tabakla ilgili herhangi bir kötü yorumun yapmadım. Yok. Evet, yapmadın. Suyunu güzel almış. Evet, çok tabağı da beğendim. Güzel, lezzeti güzel. Hatta şey dediğini duydum yani. Bu iki tabağı versen ben yerim, bitiririm. O kadar evet, güzel. Evet, evet. Şimdi normal zamanda şey dersin. Sen hani lezzetini beğensem de gelinimi bulduğum zaman diğerlerini biri basarım diye. Ya şu anda madem kendi bir puan vereceksin, iki tabağı beğendin, 5-4 yapabilirdin en kötü ihtimalle. Puan dağıtmak istemedim. Hayır şunu, ya şu an dağıtmış oldu aslında. Bana bir puandan yüksek ne verirse versin puan dağıtmış oluyor. 4 puan da önemli ya, bir puanla burada her şey değişiyor ya. Her şey yüzden değişiyor, ben de o nedenle söylüyorum zaten ki beğendiğine nazaran konuşurum. Aysun bak ben her zaman senin tabaklarına, bak senin tabağın olduğunu bilmiyorum bak. Güzel diyorum. Güzel beğendim. Evet. Ben ne dedim? Şu iki tabağı verseniz evet. de bitiririm. Evet, evet, evet. Çok beğendim. Hı hı. Beğendim. Peki neden hani beşi vermedin? Diyelim ki öbürünü daha çok beğendin. İkisini evet. beğendin aynı oranda. Taktik yaptın neyse neyse. Neden 4 değil de 3? Yok, 3 bugün 3 vermek öyle içimden geldi. Daha benim cuma günkü şeyim çıkmadı. Ne dedim beyan dedim? Daha 2 gün önceki çekim benim daha psikolojimden çıkmadı. Bugün. Bak sen 2 gün önceki çekimde bilezik aldın, bir de benim 2 gün önceki çekimdeki psikolojimi düşünebiliyor musun? O yüzden ben sana 3 değil 4 vermelisin diyorum Beyhan teyzeciğim. Hani beğeniyorsun, madem içimden, puan dağıtacaksın o zaman hakkıyla ver, 4'ü ver. Ben de bunu susayım oturayım. Ya ben bir şey merak ediyorum, sen niye 2'de 1 diyorsun ki senin tabaklarını beğeniyorum? Bir ben kendi tabaklarımı sana beğeniyor işte kadın, ne yapsın?
Bak ben yaygın tabağı olarak değerlendirmiyorum. Yani beğendiği tabak yani benim ben burada diyor. Beğendiğim tabak bu. Yok genel konuşuyorsun. İkisi. Gayet açıklayıcı konuşuyor Aysun'cum. Diyor ki içimden öyle geldin, neden vermedin, neden vermedi. Kadıncağız diyor ki hiç üç vermek istedim haftanın sen ilk günü. Sen de bana aynı soruyu sordun. Dağıtmadık. Hayır ama aynı ben soruyu ben sen aynı bana soruyu da sordun. Defalarca sormadım. Dedim ki onun Aysun onun arasında... Aysun sorunca neden suç oluyor? Aa, defalarca sormadım. Aradaki farkı öğrendim, sustum. Tamam dedim ama yo, Beyhan teyze hala... Hayır Beyhan teyze diyor ki içimden öyle geldi hadi neden verdin? Hatice Hanımcığım Beyhan teyzenin öyle geldi, neden avukatlığını verdin? Mı yapıyorsun? Ben Beyhan teyzeyle ama artık bir an önce vaktini geçir ki daha açılmayan tabaklar var. Ben ne aldım onu merak ediyorum çünkü. Yani sen konuşacaksın diye ben susacak mıyım? Ya fazlaca konuştun o zaman. Cevabını aldın cümlemin ama. Cümlemin bitmesini bekleyeceksin cevabını ondan aldım. Sonra. Ben... Senin tabağın açılmadı burada. İşte onu lütfen bekliyorum. Lütfen biraz saygılı ol ya. Susarsan... İnsanların sözlerini kesmeyi ne merak ediyorum. Susarsan alacağım tabağımı. Göreceğim. Pazartesi, pazartesi. Ne ya bu milletteki pazartesi. Daha cumanın şeyi bu bence. Evet, ha? Ya. Geçen cumanın şokunu hala yaşıyoruz. Öyle. 5 puan. Yeşim'e mi gitti? Hatice'ye mi? Beyhan kayınvalidem günün son 5 puanını Hatice'ye mi? Yeşim'e mi verdi? Hazırsanız aç da görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeşim. Yeşim. İşte bu ya, işte bu. İşte bu ya. Yeşim. Herkesten 5 aldım. Yaptığımı biliyorum zaten ya. Yeni kayınvalideyi saymıyorum tabii. Tebrikiyet olsun. Beyhan teyzeciğim benim tabağımın nesini beğenmediniz? Gerçekten yufkanı ısıramadım. Çok neden? Sert. Aa. Çok hiç ıslanmamış. Hiç ıslanmamış tabağım. Öyle mi? Al yorumun işte. Anladın mı? Yapamadın olmadı. Aslım evet sen de yapabildiğin için aldın yorumlarını o yüzden susuyorsun. Sen az önce bana tamam tercüme mı? Ediyordun ben sana tercüme edeyim. Hamurunu yapamamışsın teyzeciğim. Çok sert, suyunu çekmemiş. Sen miydin? Tamam. Aysun tadım yapıyor da benim haberim mi yok acaba? Bir. Aysun tadım yapıyor da benim haberim mi yok? Yoksa biz de yapmamız gerekiyor da sen çünkü. Sen yapmadığın tadımla ilgili bana ama yorum yapmıyorum. Ben tadım hakkında bak. Bir saniye Beyhan teyze yapmadığım tadım hakkında yorum yapmıyorum. Sadece söyleneni sana iletiyorum çünkü sana biraz geç ilerliyor. Ben de aynısını söylüyorum. Söyledim zaten. Sen de yapamadığın, demek ki öyle yapamadığın tabaklardan aldın yorumlarını o yüzden susuyorsun. Hep ben şu an benim vaktim. Sen yapıyorsun. Şu an benim vaktim geldi lütfen. Vaktini biraz çabuk değerlendir de seni dinlemek istemiyoruz burada. Buyurun o zaman dinlemek istemiyorsunuz kulaklarınıza tıkaç takayabilirsiniz. Çünkü bu an bana özel ayrılmış. Az önceki anda bana özel gerekiyor şu an. Sen neden saygılı olmadın? Sen defalarca aynıyı tekrarladın. Bak şu an bile vaktimi alıyorsun. Öperim. Siz gelinizi çok iyi tanıyormuşsunuz. Ona böyle kısasa kısas yapmalı. Ona ayna olmalı ki empati duygusu biraz gelişebilsin. Yok tatlım. Ben sizin hakkınızı yemişim. Şey hayır ben söyleyeyim. Ben bir söyleyeyim. Anne bir dakika. Ayna diyorsun ya gerçekten onu kendine tutman lazım. Seni ezmek ben burada Yeşim dediğim. Kayınvalidenin diğer... taktiğini uygulayacaksın. Sana dan konuşacak Sayancı Öğren. Ama siz cuma gününde kalmışsınız. Aynen, olmaz ki. Olacak. Hala cumanın acısını çekiyorsunuz. Sandıkta kalmış. Aynen öyle. Çekmez olmaz siz yani. Bizi eleyemediniz diye onun acısını çekiyorsunuz. Yok bu hafta gidecek. Ya biz gitmedik Nurten, ya. Aa yaptınız ya. Çok acımış. Cuma gününün acısı daha geçmedi. Yok sizde ama gitmemiş. Ama onun ilacı bende değil. Dur. Gelininizde olmalı. Cevap tabii. Veremediniz ya cumaya bağlamayın. Gün bugün hayır, yani. Hayır evet. Gün bugün değil. Siz bugün. Cuma gününde aldığınız siz. O bir puanla burada kaldığınız için i̇şte millete de sürekli ne diyordu, ne diyordu, bir şey diyordu. Neydi o, ne kalıyordu? Kalana ne diyor? Şantiyon muydu diyordum? Bir şey mi diyor? Kontenjan. Evet. Evet. Promosyon. Promosyon. Aysun'cum bugün sen de promosyon. Ben kimsenin yerine kalmadım. O gelininiz. Hani birisinin yerine kalmış ya. O da birinin yerine ya. Kalmadı. Promosyon o da birinin orada. Yerine kalmadı o giden kişi. Kendisini devam ettirdi. Yani. Bana kimse Aysun'cum. Yerini vermedi. Verseydi de kabul etmezdi. Ya o kadar ben şurada Beyhan teyzeciğimle konuşacağım vaktimi senin harcadığım için ve gerçekten bu, çok üzülüyorum. Bu şudur. Herkes şampiyon olabilir. Ligler değişebilir. Ama lezzetin kraliçesi buraya imzasını atmış. Bu değişmez. Bravo. Bravo Hüsniye Hanım konuştu. Bravo. Kadar. Tribünlerin kadını Hüsniye Karabulut. Tribünleri siz wow. Kuşatan soyadımı söyledi. Bravo.
tribünlerin kadını. Hüsniye. Bravo. Şu an ben teşekkür ederim. Ya. Çok heyecanlandım. Soyadımı söyledi. Niye? Daha önce duymamış mıydınız başkasından? Hiç soyadınızla ilgili bir bilgi almadınız mı? Siz sadece kendi adınızı... Ben söylerim sıksız, merak etmeyin. Siz sadece kendi adınızı, soyadınızı söylüyorsunuz ya. Adını ve soyadını. Önce soyadını söylediği için ilk defa benim soyadımı coşku ve heyecanla canı yandı. Ne mutlu bana ki Nurten Kuşatan olarak tanınıyorum. Hüsniye olarak tanınıyorsunuz. Kayınvalidelerim ne oluyor ya? Nasıl bir haftaya başladık böyle? Aa, gerilim hat safhada hem de kayınvalideler arasında. Gelinlerim, ayağa kalkalım. Haftanın ilk günü, günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Yeşil! Ya bu Yeşil. Demek ki bulunca oluyormuş. Evet, işte bu. Evet, işte bu. O bundan sonra böyle. İnşallah. Evet. Hemen, hemen. Kaldır anneni de kaldır. Tamam, kaldırırım. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 20 puan, Sonay 14 puan, Hatice 10 puan, Aysun 8 puan. Yarın aynı saatte ama nasıl ben bilmiyorum ben burada olacağız. Hoşça kalın. Gel Aynur'cum oynayalım. Çok güzel gidiyor. Hoşça kalın. Bilmiyordum. Hani rakip olarak kendime görüyordum ama. Şöyle söyleyeyim, takım olsak mesela kesinlikle yarışacağım son kişi Aysun olur. Aa. Sen kesinlikle bencil bir insansın. Sen benim ne bencilliğimi gördün ya? Ben seni asıl yanlış tanımışım. Hı. Sen Hatice'nin tarafına geçtin. Sen böyle bir insan değildin. Lütfen çizgini aşma Yeşim. Aysun'un bencilliğinden ziyade kıskançlığı ön planda olduğu için böyle konuşmalar yapıyor.